Selamun aleyküm ve rahmetullah. Günaydın sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Burası A Haber. A Haber televizyonunda, A Haber radyoda ortak yayında sabah ajansıyla geçtik karşınıza. Bizden önce Mehmet Derindağ vardı. Türkiye'den, dünyadan haberler taşıdı size. Az önce Afrika'da emperyalist batılı yamyamların nasıl korkunç bir sömürü ve fitne düzeni kurduklarını anlattık. Şimdi anlatacağımız başka şeyler de var. Bugün günlerden Cuma. Ne buyurdu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı. Ey dua ordusu, hazır mısınız duaya? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahu akbar ve lillahi elhamdü ya rabbel alemin. Ve erhamer rahimin. Allah'ım sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen her şeye kadirsin, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bize merhamet et, bize yardım et, dualarımızı işit ve kabul et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Rahman Rahim. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koru, kolla, muhafaza et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahim. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi idare edenlere akıl ver, fikir ver, sabır ver, dayanma gücü ver. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Yalvarıyoruz sana Müslümanların kalplerine birlik ve beraberlik duygusu koy. Birbirini sevme duygusu koy. Yalvarıyoruz sana Allah'ım dünyadaki dertli olan Müslüman kullarına derman ver. Hasta olan Müslüman kullarına şafi isminle şifa bağışla. Borçlu olan Müslüman kullarının borçlarını ödeyebilmelerini sağla. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Rahman Rahimin. Allah'ım, Allah'ım Müslümanların üzerlerine ne zulüm yağdıranların zulmünü sona erdir. Müslümanların üzerlerindeki zulmü kaldır Müslümanların üzerinden. Yalvarıyoruz sana. Allah'ım kafirler topluluğuna karşı devletimize, milletimize, ümmeti Muhammed'e yardım et. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Allah'ım ordularımızı her daim muzaffer eyle. Yalvarıyoruz sana bizlere dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler bağışla. Allah'ım annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, evlatlarımızı, sana iman eden Müslüman kardeşlerimizi cehennem azabından koru. Hepimizi cennetine kabul et. Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Yalvarıyoruz sana ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahmin. Amin. Burası A Haber. Şimdi haberler. Saatlerimiz 6'yı 2 dakika geçiyor. Sabah ajansı küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti ve ekonomik meselelerle ilgili diğer gelişmeler hakkında hazırladığımız haberle devam ediyor. Ekonomik paketle ilgili ayrıntılar belli oldu. Küçük esnaftan pandeminin vurduğu çiftçiye, meslek lisesi öğrencisine yüz binleri sevindirecek düzenlemeler yolda. AK Parti 55 maddelik vergi kanunlarında değişiklik öngören teklifin çalışmalarında sona geldi. Meclis açıldığında teklif öncelikli olarak ele alınacak. Peki teklif neler içeriyor? Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor. Basit usulle defter tutan berber, kuaför, terzi, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Sayıları 1 milyona yakın olan esnafın muafiyetten yararlanabilmesi için yıllık cirosunun 240 binin altında olması gerekiyor. Teklifle YouTuber'lara vergi kolaylığı geliyor. Binlerce kişi tarafından internette takip edilen kişilerin reklam yayınlarından elde ettikleri gelirler üzerinden alınan vergiler yasal tabana oturtuluyor. Bu kişiler bankada özel hesap açacaklar. Banka stopaj usulüyle doğrudan kaynağından vergisini kesecek. Böylelikle bu alandaki yasal açıklık da giderilecek. Mesleki eğitime destek geliyor. Meslek liselerinde okurken nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan işverene teşvik geliyor. Öğrenci başına 760 lira olan desteğin tamamı devlet tarafından ödenecek. Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti 1200 liraya yükseltilecek. Yine tamamı devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle işverenin yükü hafifletilecek. Hali hazırda 160 bin öğrencinin bulunduğu ancak bu teşviklerle iş garantili öğrenci sayısının 500 bine çıkması hedefleniyor. E-Devlet vergi ödemelerinde daha aktif hale gelecek.
Vergi dairesine gitmeden internet üzerinden ödenen vergilerde de vatandaşın işi kolaylaştırılacak. E-faturada da kolaylık sağlanacak. Çiftçinin de yüzü gülecek. Mazot ve gübre desteğinin yanı sıra hayvancılık sektöründe verilen devlet desteğinden vergi alınmayacak. Teklifin 1 Ekim'de meclise gelmesi ve öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. Saat 6'yı 5 dakika geçiyor. Sabah ajansı devam ediyor. Burası A Haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'deydi. Milletinin felaketinden kendine siyaset çıkarmaya çalışanların utanması yok dedi. Fahiş fiyatın önüne geçeceklerinin de özellikle altını çizdi. Dünya değişse de değişmeyecek olan bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajını Kırşehir'deki Ahi Evran İzin'de esnaf buluşması programında verdi. Bu millet ne badireler atlattı, ne imtihanlardan geçti. Sadece son 8 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir ibret vesikasıdır. Başkan Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Milletin felaketinden kendisine siyaset çıkarmaya çalışanların utanması yok dedi. Türkiye'nin ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların da utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var. Ama hiçbiri el ele, gönül gönüle vererek çok çalıştığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değildir. Erdoğan fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara geçit vermeyeceklerini de söyledi. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Başkan Erdoğan'ın şeker pancarı üreticilerine de bir müjdesi vardı. Şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. İnşallah bu yılda bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Şeker pancarının alım fiyatını geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. İyi mi? %25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Saat 6'yı 8 dakika geçiyor. Marketlerin arasındaki fiyat farkı uzun süredir gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Fiyat farklarıyla ilgili önemli denetim çalışmaları var. Limon üreticide 3 lira. İstanbul'a, Ankara'ya, büyük kentlere geldiğimizde bazı marketlerde 14 lira, bazılarında 20 lira. Bazılarında 40 lira olduğu zamanlar oldu. Üretici kazık yiyor, haldeki halci de kazık yiyor çünkü ondan kaça çıktığı belli, tüketici de kazık yiyor. Bunun adı ticaret değil arkadaş, bu başka bir şey. Bakabilir misiniz rica etsem etiketi? Birazcık bana göstererek, evet, teşekkür ederim. Çok... İlçeden ilçeye, hatta aynı cadde üzerinde bile market fiyatları değişebiliyor. Gıdalar olsun, ondan sonra evde ihtiyaç olan şeyler olsun, sürekli her hafta değişiyor. Aynı üründeki fiyat farkı özellikle sebze ve meyve başta olmak üzere temel gıda ürünleriyle temizlik ürünlerinde öne çıkıyor. Mevcut durum üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri bütün ürünlerin fiyatlarını tek tek incelemeye aldı.
Ticaret Bakanlığı ekiplerinin özellikle aldıkları ürünler arasında en çok kullanılan ürünler var. İşte şimdi bu ürünler hem kasadaki fiyatlarıyla hem de geçmiş fiyatlarıyla karşılaştırılacak. 81 ilimizde Sayın Bakanımızın talimatıyla zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde özellikle fiyat artışlarına yönelik, aynı zamanda etiket fiyatlarına yönelik de denetimlerimiz başlamış, devam ediyor. Bilgi belgeler biz ilgili arkadaşlardan alacağız, temin edeceğiz. Ve Ankara'da haksız fiyat değerlendirme kurulumuzda biz bunları görüşüp karara bağlayacağız. Denetim olmayınca tamamen istedikleri gibi hareket ediyorlar. Hangi markette uygunsa ona gidiyoruz. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde etiket başına 452 lira, fahiş fiyat uygulayanlara ise 109 bin liraya kadar ceza kesiliyor. Tüketicilere de büyük bir görev düşüyor. Kazıklandığını düşünen tüketici, kazıklanan yerle ilgili tavır alacak. Çok önemli, sonuç doğuracak şeyler bunlar. Tabii devletin yapması gerekenler var, ayrı konu. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Çözümler var mı? Biraz bahsettik efendim. Tüketicinin de çok dikkatli ve uyanık olması gerekiyor. Peki tanzim satışlar bir çözüm olabilir mi? Biz ne yapmamız lazım? Dürüst insanlar fırsatçılardan, kötü niyetlilerden daha fazla çalışmazsa bu işi başarıya ulaştıramayız. Yüzde diyelim 30 bir zam geliyor. Dünyada yaşanan sıkıntılardan, iklim vesaire. Öbürü %130 yapıyor. Onun başına bir koyuyor. 30'u 130 yapıyor. Fırsatı iyi değerlendiriyorlar. Bunlara alan bırakmayacağız. Bunlara alan açarsak bunlar zaten bu işte profesyoneller. Bakın bunlar her dalda başarı etmişler. İçeriden dışarıdan ekonomi nasıl çöker diye çalışıyorlar. Evet zam geldi. Ama %30, %40 o yaptı onu %130, %140. Böyle bir zam gelmedi. Biz girdileri ülke olarak üretmek zorundayız. Bu bizim eksiğimiz. Üreteceğiz. Bakın biz şu anda Hububat'ta, Marmara'da çok büyük bir üretim elde ettik. Hububat'ın yani arpa buğdayın vatandaşın anlayacağı bir dilde bir dönümden 200 veya 250 kilo aldığın anda o mevcut olan masrafı kurtarır. Biz Marmara'da Allah'a şükürler olsun 650 kilo hububat aldık. Bu nedir biliyor musun? Evet yağmur da aldı. Allah böyle bir imkan verdi. Ama işimizi iyi takip ettik. Evet. İşimizi iyi kontrol ettik. Böyle yaparsak bu diğer adamlara fırsat vermeyiz. Devlet girdileri özellikle yemi, ham maddeyi biz üretir hale gelmek için çalışıyoruz. Daha fazla çalışmamız lazım. Eksiğimiz var. Ancak buna yanısın devlet de öyle bir mücadele ediyor ki çok mükemmel bir şey. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza. Niye? Dedi ki köylü ve çiftçiden aldığı mazottan vergiyi düşüyorum. Bu ne demek biliyor musun? Biz çok ciddi mazot kullanıyoruz. Zaten ana ham madde bu. Bunun %50'sinden fazlasını bizden almıyorum demek. Evet, bizi böyle teşvik ederlerse, bizi böyle desteklerlerse biz zaten çalışmaya devam ediyoruz. Fazla da alternatifimiz yok. Biz bu işi seviyoruz. Biz bu vatanı seviyoruz. Birileri her zaman farklı hesaplar yapacaklar. Her alanda yapıyorlar. Sade burada değil. Her türlü hesabı yapıyorlar. Ama buna biz duyarsız veya iyi niyetli davranırsak bunlar alanı, sahayı, her tarafı eline geçir. Bir tarafta 10 lira, bir tarafta 5 lira. Evet. Kime ne anlatacaksın? 5 liraya satan zarar mı ediyor? Zarar ediyor, vatandaşın hayrına mı veriyor? O da para kazanıyor. Peki anladık, 5 liraya satan para kazandı. 10 liraya satan ne yapıyor ya? Soyuyor bu milleti, soyuyor. Hal ve gidiş bu efendim. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bir gelişme var. Görev süresi dolan Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden tayin edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden Profesör Doktor Ali Erbaş atandı. Görev süresi dolan Erbaş'la ilgili atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı. Erbaş sosyal medyadan kararı paylaşarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Daha bir aşk ve heyecanla yeniden bismillah.
Anayasamızın toplumu din konusunda aydınlatma görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamlamayı nasip eyle. Bir inşaya vesile olmasını... Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 17 Eylül 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti. 12 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor. Görevine yeniden tayin edilen atanan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'a ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yüce Allah'tan kolaylıklar diliyoruz ve sabah ajansına devam ediyoruz. Saat 6:15 dakika geçiyor. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamı için 45. dönem atamalar gerçekleştirildi. 46.127 kişi kamuda istihdam edildiler. AK Parti hükümetleri ve bakanlığımız olarak şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik çalışmalarımızı bu anlayış ve sorumluluk duygusuyla yürütüyoruz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamı için atamalar gerçekleştirildi. Bizler şehit ve gazilerimizi sadece minnet ve şükranla anmıyor, aynı zamanda onların mücadelesine ve hatıralarına sahip çıkmayı bir inanç, samimiyet ve vefa meselesi olarak görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen atama töreniyle 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili alanlara atandı. Programda konuşan Bakan Derya Yanık, bugüne kadar gerçekleştirilen atama rakamlarını paylaştı. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamudaki istihdam toplamı 45.849'a ulaşmış oldu. Bu rakama son olarak ataması gerçekleştirilen 270 kişi daha eklendi ve toplam rakam 46.127'ye ulaştı. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için gerçekleştirilen 45. atama töreninde ataması gerçekleştirilen bir hayli mutluydu. Onlardan biri de Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Elif Demir'di. Bugün sevinci biraz buruk geçiyor. Karışık bir duygu. Atamalarımız oldu. Sayın Bakanımız atamaları gerçekleştirdi. Her defasında kapımızı çalan bakanlarımız, vekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında dile getiriyorlar. Bu konuda çok müteşekkiriz. Ataması gerçekleştirilen bir diğer isimse vazife malulü Şahin Kocabey'in kızı Canan Kocabey oldu. Atamam oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kendi mesleğim üzerine çalışacağım inşallah. Çevre mühendisiyim. Benim için çok iyi oldu. O yüzden çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Canan Kocabey hayatının her alanında devletin her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi. Ben gerek eğitim hayatımda gerek eğitimden sonraki hayatımda hiçbir zaman yalnızlık hissetmedim. Her zaman yanımda ve arkamda olduklarını hissettim bakanlığımız. Eğitimden sonra da bu şekilde bir destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Yani hiçbir şekilde açıkta kaldık ya da ne yapacağız diye düşünme veya tereddütünde bulunmadık. Bu bizim için çok büyük bir artıydı. Saat 6:18 dakika geçiyor. Geride bıraktığımız 24 saatin koronavirüs bilançosuyla sabah ajansı devam ediyor. 104.020.938 birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı. 343.142 test yapılmış. 28.118 vaka sayısı. 262 kişi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. 32.249 kişi de İyileşmiş. Eğitimle ilgili tedbirler hangileri? Bu tedbirler arttırılacak mı? Bu soruyu soranlar var. Bu soruların cevabı haberimizde. Birinci önceliğimiz okulların tüm sağlık önlemlerini alarak açık tutabilmektir. Okulların açık tutulması birinci öncelik. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Üzerinde çalışılan modele göre yetkilerin bir bölümü il Milli Eğitim Müdürlüklerine bırakılacak. İller tüm okulların fiziksel özelliklerini çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bilim kurulu benzeri bir uzmanlar heyeti oluşturulacak. Bu heyet Sağlık Bakanlığı ile koordine halinde merkezden alınması gereken önlemleri tartışacak.
Sınıf mevcudiyetinin azaltılması için sınıfların seyreltilmesi ya da ikili eğitim, hafta sonu da eğitimin devam etmesi, öğretmen takviyesi üzerinde çalışılan formüller arasında. Önümüzdeki haftalarda vaka sayıları yakından takip edilecek. Ekim ayında genel bir değerlendirme yapılması ve gerekirse yeni önlemlerin devreye sokulması bekleniyor. Saat 6.21 İstanbul Sultan Gazi'de akraba olan iki market sahibi arasında başlayan müşteri kapma tartışması kavgaya dönüşmüş. Hayır. Müşteri kapmak için kafasına silah dayadı. Olay İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi. Bir market sahibi, rakibi olan kuzeni Ümit Uçar'ın iş yerine gitti. Müşterilerini kapmakla suçlayıp silahına davrandı. Dükkanıma geldi. Direkt silahla geldi. Kafama dayadı. Kafa attı bana zaten. Adam direkt zaten haneye tecavüz ediyor. Herhalde çekememedik gibi bir şey. Ümit Uçar'ın oğlu babasını savunmak için olaya müdahale etti. Baktım Ferhat abi beline sarıldı. Zaten ben direkt müdahale etmek için babamın yanına geçtim. Silah elinden düşürdü. Bir süre devam eden boğuşmanın ardından silahlı saldırgan dışarı çıkartıldı. Ancak kavga orada da devam etti. Ümit Uçar kendisine saldıran akrabasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Şişli'deyiz, İstanbul'dayız. İstanbul'da, Şişli'de bir adam evliliklerindeki sorunu konuşmak için yanına gelen karısının önce yüzüne tükürüyor, ardından darp ediyor. O anlar güvenlik kameralarına yansıyor. İşte karşınızda. Karısını herkesin gözü önünde dövdü. Kadına şiddet görüntüleri İstanbul Şişli'de kayda geçti. İddiaya göre çift bir süredir evliliklerinde sorun yaşıyordu. Kadın sorunu konuşmak için eşinin iş yerine gitti. Konuşma sırasında eşine hakaretlerde bulunan adam daha sonra eşinin yüzüne tükürerek darp etti. Araya çevredekiler girse de öfkeli koca güçlükle sakinleştirildi. Polise giderek şikayetçi olan kadın eşine uzaklaştırma kararı aldırdı. İki yıl önce nar yedikten sonra hayatını kaybeden 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Küçük kızın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti. Bu konuyla ilgili sizleri uyarmak ve bilgilendirmek için çok önemli ve gerçekten güzel bir haber hazırladık efendim. Burada sebze ve meyvelerdeki tarım ilaçları inceleniyor ve sebze ve meyveleri nasıl tüketmeden önce temizlemeliyiz size bilgiler veriliyor. Dört yaşındaki Saliha'nın ölümüne zirai tarım ilacının neden olduğu kesinleşti. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen olayda akşam yemeğinin ardından nar yiyen Çakır ailesinin fertleri zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinden 4 yaşındaki Saliha Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzmanlar lisanslı tarım ilacı kullanılmasının önemine dikkat çekti. Biz zirai tarım ilaçları ülkemizde tarımla uğraşan çiftçimizin, endüstriyel tarımla uğraşan birçok çiftçimizin ve bu işi yapan tarımcının kullanmış olduğu ürünlerin zirai olarak satışına sunduğu ürünlerin mikrobiyal faaliyetleri, böcek, haşereden arındırmak adına kullanmış olduğu ilaçlardır. Herhangi bir bozulma meydana gelmemesi, raf ömrünü artırması anlamında bazı durumlarda elzem haline geliyor. Fakat kullanacakları bu ilaçları çiftçilerimizin zirai ilaç satan bayilerden reçeteli, onaylı, hangi ilacı hangi ürüne kullanacağını bilerek bilinçli şekilde kullanmaları şarttır.
kullanım talimatlarına da uyarak, ilacı kullandığı dozajı düzgün belirleyerek, dozajında kullandığı ilacı kestikten ne kadar sonra o meyveyi, sebzeyi hasat edeceğini bilerek bilinçli şekilde yapmalı ve buna olmazsa olmaz kesinlikle uymalıdır. Peki ebeveynler marketten, pazardan alışveriş yaptıklarında eve getirdikleri meyve ve sebzeleri üzerindeki kimyasal atıklardan arındırmak için ne yapması gerekiyor? Peki sebze meyveler tarım ilaçlarından nasıl arındırılmalı? Hasat zamanı erkense mutlaka pestisit kalıntısı söz konusu. Pestisit kalıntısını da meyveye bakarak anlamamız, tüketicimizin anlaması mümkün değil. Burada Tarım Bakanlığı'nın denetimleri söz konusu. Denetimleri devreye girmesi gerekiyor. Toptancılarda, meyve hallerinde, belki laboratuvarlar kurulabilir. Bütün giren, hale giren bütün meyveler pestisit kalıntısı konusunda kontrolden geçirilerek diğer perakende satışına devam ettirilebilir. Burada biz tarladan sofraya gıda güvenliği dediğimiz zaman tarladaki gıda güvenliğini eğer sağlamaz isek ilaç kalıntısı, pestisit miktarını yüksek kullanıp erken hasat yaparak da tüketiciye sunar isek bu tarz vakalarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Saat 6.28. Burası A Haber. A Haber televizyonunda, A Haber radyoda ortak yayın sürüyor. Tekirdağ'da yaşanan 3 günlük su kesintisi vatandaşların sokağa dökülmesine neden olmuş. Abi rezillik, başka bir şey değil. Günlerdir akmayan su vatandaşı çileden çıkardı. 3 gündür ya. 3 gündür sular kesin. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TESKİ herhangi bir açıklama yapmadan suyu kesti. Musluklardan akmayan su vatandaşı mağdur etti. Duruma tepki ise büyük oldu. Abi, kimse bir açıklama yapmıyor. Su doldurmaya çalışıyoruz. Neden? Neden sular kesik? Kaç gündür? 3 gündür. Vatandaş ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü. Ortaya eski Türkiye'yi andıran görüntüler çıktı. Su almak için uzun kuyruklarda sıra bekleyen vatandaş, CHP'li belediye tepki gösterdi. Sabah ajansı gazete başlıklarıyla sürüyor. Şöyle hepsini açalım efendim. Bakalım neler var gazetelerde. Türkiye gazetesiyle başlayacağız. Hep fahiş fiyatlarla ilgili manşetler var. Hopkins'ten bir bunağın hikayesi. Anthony Hopkins'e Oscar getiren Baba filmi. Bunamaya başlayan bir adamın dramını anlatıyor. Uzaya ilk turist kafilesi gitti. Frankfurt'la berabere Fenerbahçe fırsatı kaçırdı. Galatasaray Lazio'yu yendi. Avrupa aslanı Jim Bomb. Fenerbahçe'de golü Mesut attı. Konutta artış sanal, tehlike gerçek. Ayrıntılara bakalım. Talep çok, arz yok bahanesiyle. Fiyatlar internette şişiriliyor. Sektör uyarıyor. Konut ve kira artışları temelsiz. Böyle yüksek maaşlar yok. Bu faturayı ülke öder. Kafalarına göre fiyat, denetim ve ceza şart. Devletin kontrolü şart. Fahiş fiyatı durduracağız. Başkan Erdoğan, fırsatçılara taviz yok. Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları biliyoruz. Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Küçük esnafa vergi muafiyeti, az önce bu haberleri yayınladık efendim. Millet İttifakı'nda HDP krizi patladı. HDP yöneticisi Garo Paylan'ın ittifakın parçası olmak istemiyoruz çıkışı ve cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın HDP'yi ciddiye almayan kaybeder tehdidi. Bunlar tartışılıyor. Bahçeli, zilletin adayı milletin meselesi değil dedi. Cizre'de Vefa petrol kuyusuna şehit ismi ve PKK ve Mossad arabulucu. Bu çok önemli efendim. Talabani'nin liderlik kavgasına son vermek için YPG'ye ve Mossad'ın devreye girdiği iddia ediliyor.
Operasyonda ikinci dalga sahte PCR şebekesi mesaide parayla sahte negatif test sonucu veren çeteye bir darbe daha. Turkovak'a talep yağıyor. Yerli aşı Turkovak olmak isteyenler çağrı merkezini telefon yağmuruna tutuyor. 10 şehir alarm veriyor. En fazla vaka Rize'de, en iyi tablo Aydın'da. Ayrıntılar var gazetelerde. Devam ediyoruz yayınımıza. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'deydi. Başkan Erdoğan'a Kırşehir'de vatandaşlar çok büyük bir sevgi ve ilgi göstermişler. Ya Allah! Bismillah. AK Parti Kırşehir İl Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Kırşehirliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı kapsamında Kırşehir'de düzenlenen Ahi Evran izinde esnaf buluşmasına katıldı. Vatandaşlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Çok mutluyum, çok çok seviyoruz dünya reisimiz. Dünyanın lideri reisimizi çok seviyoruz. Çok mutluyuz. Gelse görsek o kadar mutluyuz ki. Dünya lideri, ben yurt dışından geldim Almanya'dan. Gerçekten kendisini çok seviyoruz. Davası davamız, hizmet hizmetimiz, sevdası da sevdamızdır. Onu çok seviyoruz. Sonuna kadar, ölene kadar yani onun yanındayız. Allah'ım ömür verdiği sürece çoluğumuna, çocuğumuna, akrabalarıma hepimiz biz oncuyuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda vatandaşların sorunlarını dinledi ve yetkililere sorunun çözülmesi için talimat verdi. Ahilik Onur Ödülü de Başkan Erdoğan'a takdim edildi. Erdoğan etkinliklerin ardından AK Parti il binasının açılışını yaptı. AK Parti yeni binasının açılış heyecanını sizlerle beraber yaşıyoruz. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir hizmet binasıyla bundan böyle inşallah Kırşehir'de çok da farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Ya Allah! Bismillah. Memleket Partisi'nin ilk kongresi için İzmir'e giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti afişlerinin sökülmesinden sorumlu tuttuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti. Oradaki meselelerle devam ediyoruz birlikteliğimize. Memleket Partisi afişlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söküldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Partisinin 22 Ağustos'taki kongresi için İzmir'e giden Muharrem İnce, parti afişlerinin sökülmesiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tutmuştu. 22 Ağustos'ta partisinin İzmir İl Kongresi'ne katılan Muharrem İnce, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kongre öncesi partisine ait bayrak ve afişleri söktüğünü iddia etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise afişlerin Memleket Partisi üyeleri tarafından söküldüğünü öne süren bir paylaşımda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olaya sosyal medya üzerinden cevap vererek iddiaların asılsız olduğunu ve afişlerin Memleket Partililer tarafından söküldüğünü iddia etti ve farklı açıdaki bir kamera görüntüsünü paylaştı. Ortaya çıkan bu görüntülerse Soyer'in iddialarının gerçekçi olmadığını ortaya koydu. Tunç Soyer ve ekibinin atladığı bir detay vardı ki işte o da olayın tam karşısında kayıtta olan MOBESE kameralarının görüntüleriydi. Memleket Partisi yöneticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den hem özür dilemesini hem de zararı karşılamasını bekliyor. Kabul edebilir bir durumda değil zaten bu. Yani diğer partilere böyle bir davranışta sergilemediler geldiklerinde. Ama bu partide Muharrem İnce CHP'den ayrıldığı için ondan sonrasında da kendi partisini kurduğu için herhalde bir hazımsızlık var Tunç Soyer'de de bu konuda hakkında. Yanlış buluyorum yaptığı davranışı çünkü sonuçta Muharrem İnce CHP'deyken de yani Tunç Soyer'e yardım etti geldi. 2009 yerel seçimlerinde burada mitingler falan yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yanlış yapmış. Şimdi her parti kendisine göre bir şey parti de açabilir, açmayabilir de. Ama buna müdahale etmenin de başka bir partinin müdahale etmesi yanlış bir şey. Müzik
Saat 6.36 evlat nöbeti için feryat eden annelerin, babaların feryadını duyurmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bakın çok önemli bir konu bu. Diyorlar ki HDP il ve ilçe teşkilatlarında siyaset yaptıklarını zannettiğimiz insanlar. HDP il ve ilçe teşkilatlarından evlatlarımızı aldılar, götürdüler, teröristlere teslim ettiler. Böyle siyasi parti olur mu kardeşim? Bu ülke bölünmez. Bağırıyor, çağırıyorlar. Beni linç etmeye kalktılar. HDP genel merkezinde geldiğimde beni öldürmeye, beni linç etmeye karşılaştım. Elinde kızının fotoğrafı, sırtında Türk bayrağıyla HDP genel merkezi önüne geldi. Terör örgütü tarafından kaçırılan kızını geri istedi. Kızım kaybolduktan sonra HDP il merkezinde gördüm. Kızını terör örgütünden kurtarmak isteyen Mehmet Laçin, İzmir'den Ankara'ya başlattığı umut yürüyüşünü HDP genel merkezinde sonlandırdı. Genel merkez önünde basın açıklaması yapmak isteyen Laçin'e HDP'liler engel olmaya çalıştı. Nöbet tutmama engel oluyorlar. Beni linç etmeye çalışıyorlar. Beni öldürmek istiyorlar. Basın açıklaması hakkını her fırsatta özgürce kullanan HDP'liler, evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen bir babanın açıklama yapmasını engellemek için sloganlar attı. Olası provokasyonlara karşı Ankara Emniyeti her türlü tedbiri aldı. HDP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı, bölgede çevik kuvvet ekipleri hazır bulunduruldu. Daha sonra basın açıklaması yapan Mehmet Laçin, HDP'lilere seslendi. Ferdin Buldan kızın nerede? İngiltere'de değil mi? Benim kızım niye mağarada? Benim yüreğimi kopardılar. Benim evladımı vermek zorundalar. Laçin, evladını alana kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Bu ülke bölünmez. 40 senedir aynı hayal peşindeler. Bu hayali boştur. 27 Mayıs o iğrenç ve korkunç darbenin ardından idamlar gerçekleşti. Sevgili seyirciler, bugün maalesef çok üzücü bir günün yıl dönümü, unutmayacağız. Bu darbeleri, darbeden arkasındakileri unutmayacağız. Milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan, merhum demokrasi şehidi Adnan Menderes. Aydın'dan milletvekili seçildi. 1931-1945 antidemokratik hükümlerin kaldırılması için önerge verdi. 1945 Fuat Köprülü'ye birlikte CHP'den ihraç edildi. 1946 Demokrat Parti'yi kurdu. Kütahya'dan milletvekili seçildi. Bir sayfamız daha var. 14 Mayıs'taki seçimlerde %53 oy aldı. 1950 2 Mayıs'taki seçimleri Demokrat Parti %56 oy ile kazandı. 1954 ve 6-7 Eylül olayları yaşandı. 1955 Arapça ezan okuma yasağı 18 yıl aradan sonra kaldırıldı. 1950'deki olaylar. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, demokrasi şehidimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 1960 18 Nisan'da tahkikat komisyonu kuruldu. Üniversite öğrencileri hükümet aleyhine gösterilere başladı. 38 kişilik Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs'ta yönetime el koydu. Menderes Kütahya'da gözaltına alındı. 1961 Adnan Menderes idam edildi. 1960'taki o korkunç ve iğrenç 27 Mayıs darbesinin arkasında gırtlağına kadar NATO ve Amerika Birleşik Devletleri vardı. Bunu da kayda geçirelim ve demokrasi şehitlerimizin önünde saygıyla eğilelim. Ruhlarına ikram edilmek üzere bir Fatiha, üç ihlas okuyalım inşallah. Allah kabul buyursun. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, demokrasi şehitlerimizi de unutmayacağız, unutturmayacağız Allah'ın izniyle. Adnan Menderes çok kibar bir insandı. Ülkesinin kalkınması için, halkın refahı için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Adnan Menderes çok seviliyordu. Bunu hazmedemediler. Adnan Menderes'i ben severdim. Bu yük diyorum ben, bana biraz ağır geldi. Yatıyorum, gözünün önüne geliyor. Uyku uyuyamıyorsun. Emekli Assubay İsmail Şenyüz,
demokrasi şehidi Adnan Menderes'in son anlarına şahit olan birkaç kişiden biri. 17 Eylül 1960 eski başbakan Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün olarak kayıtlara geçti. Bundan tam 61 yıl önce 27 Mayıs 1960'ta Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi gerçekleşti. Demokrasi tarihine kara bir sayfa açan 1960 darbesi, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Adnan Menderes'e ve idam edilen iki bakanına iade itibar verilerek bu ayıp temizlenmeye çalışılsa da acısı tazeliğini koruyor. Türk milletinin siyasi tercihlerini hiçe sayan, onlara kimi seçmeleri gerektiğini bildirmeye çalışan darbeciler, 27 Mayıs'ta yönetime zorla el koymuş ve Başbakan Menderes'i uydurma bir mahkemede yargılatarak idam etmişlerdi. Yasada yargılamalarında 15 Eylül 1961 günü idam kararları verildi. Aynı gecenin sabahında 16 Eylül'de Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun infazları yapıldı. Gece yarısı saat 2 civarlarında Ankara'dan Milli Birlik Komitesi'nden idam emri geldi onların. Mahkeme karar verdi ama meclis karar vermedi buna da. 4 kişinin idamına karar vermişler. 4 kişinin de bir tanesi Celal Bayar, yaşı ilerlemiş olmasına dolayısıyla onu şeyden de düştüler. İdamdan da düştüler. Geriye kaldı 3 kişi. Menderes zaten o gün hasta, gelemedi. 2 tane Fatih Rüştü Zorlu'yla efendim Hasan Polatkan'ı sabah saat 4.30'la 5.15 arasında ikisini de infaz ettiler. İntihar girişiminde bulunan Adnan Menderes'in idam edilebilmesi için sağlık durumunun düzelmesi bile beklenmedi. Hasta olmasına rağmen Menderes'in infazı da 17 Eylül öğle saatlerinde gerçekleştirildi. Menderes'in infazını fotoğraflama görevini ise o dönem İstanbul Foto Film Merkezi'nde görevli astsubay İsmail Şenyüz'e verildi. Şenyüz, Menderes'in idam edilmeden son 24 saatini A Haber'e anlattı. Astsubay emeklisi 86 yaşındaki Şenyüz, Menderes'in sağlıklı olduğunu belgelemek için idamdan bir gün önce kendisini yasa adaya çağırdıklarını anlattı. İrtibat bürosundan telefon etmişler adaya bir tane fotoğrafçı gönder diye. Menderes'in sağlıklı durumunu tespit etsin diye. Yasa adaya vardık. Oranın komutanına çıktım dedim ki ben geldim. İyi dedi git dedi şimdi şehit istirahat et. Yarın sabah dedi Menderes'in fotoğraflarını çekeceksin dedi. Şimdi dedi uyuyor dedi. Akşamüstü adam uyur mu? Şimdi Menderes uyuyor dedi yarın sabah çekersin dedi. İyi peki dedim ben gittim şeye yatakhaneye. Cuntacılar Adnan Menderes'in hasta olmadığını halka göstermek için oyun bile hazırladı. Sabah 7'de beni ada komutanı seni çağırıyor dediler. Menderes kahvaltı yapıyormuş. Menderes'i kahvaltıda kahvaltı ederken resimlerini çekecek. Sağlıklı resimlerini çekecek. Sağlığına kavuştu ya. Doktorlar şey etmişler. Demişler ki tamam bu asılabilir. 7'de gittim Menderes'in odasına. İki tane, biri yüzbaşı, biri üsteğmen. Onlarla beraber şeye girdik, Menderes'in odasına girdik. Menderes çay içiyordu. Benim elimle makinayı görünce, işte fotoğraf istemem dedi. Allah aşkına dedi. Fotoğraf çekirmek istemiyorum dedi. Kıyıklı kıyafeti, bir de durumu da şey, üzgün. Senin hanım dediler, hastalığını duymuş. Merak ediyor. Senin eşine göndereceğiz bu resimleri. Sağlığa kavuştuğunu onlara ona göstereceğiz deyince yumuşadı. Çok kibar bir adamdı neresi yani hakikaten. O zaman dedi bir tane çekilsin peki dedi. Bir tane çek yeter dedi. İstemiyorum dedi. Karşındaki adam bir şey istemiyorsa senin elin ayağın varmaz o şey yani. İyi peki dedim ben iki tane resim çektim. Çıktım dışarıya. Cuntacılar daha sonra Menderes'in muayenesi için doktor heyet getirdi hastaneye. Savcı Egesel, ondan sonra bir profesör doktor, Adana'nın doktorları filan. Doktorlar heyeti geldiler Menderes'i muayene etmeye. Menderes'i muayene ettiler. Çok da kibar bir adamdı profesör. Allah ondan razı olsun. Çok iyi muamele etti. Ondan sonra ateşini ölçtü. Derece verdiler. Beyaz bir mendil vardı. Mendiline sildi de koltuğunun altına aldı öyle verdi. Muayene bittikten sonra hayata tekrar döndünüz dedi. Geçmiş olsun dedi profesör. Hep beraber bir dışarıya çıktık. Ada komutan dedi ki ayrılma bir yere dedi. Eşyalarını topla İmralı'ya gidiyorsun dedi.
işkence ve zulme maruz kalan merhum başbakan Adnan Menderes'i hastaneye gidiyorsun diyerek bir tekneye bindirdiler. Saat 11 miydi vallahi 12 miydi bilemiyorum. Şeye bindik. Hücum bota bindik. İki tane hücum bot var. Birine Menderes gidiyor. Birine de görevli olarak bizler gidiyoruz. Havadan karadan kontrol altındayız. Biz adaya vardık. Biz onlardan önce indik. Arkasından da şey geldi. Öteki Menderes'in içinde bulunduğu hücum bot geldi. Onu aldılar şeyin savcının odasına. Menderes'e kararı orada söylediler, okudular. Savcının odasının yanında. Depo gibi bir yer. Oraya hocayla beraber girdiler. Beyaz gömlek giymiş olarak çıktı dışarıya. Menderes, infazının gerçekleşeceği İmralı Adası'na götürülüyordu. Son sözü şöyleydi. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu arada karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Söylediği söz bu. Savcıya. Kendisine tebliğ edildikten sonra hocayla görüşmek ister misiniz dediler. Savcının odasının yanında. Depo gibi bir yer. Oraya hocayla beraber girdiler. Beyaz gömlek giymiş olarak çıktı dışarıya. Adnan Menderes büyük bir vakurla yürüdü idam sehpasına. İki tane gardiyan kollarına girdi Menderes'in. Şimdi barakaların arasından ağrı geçtik şeye gidiyoruz. İdam sehpasının olduğu yere gidiyoruz. Menderes'in kolundan çıkın dediler. Sağlıklı olduğunu görsünler diye. Onlar kolundan çıktılar. Menderes'i önden çekemedim. Arkası görünüyor çünkü. Heyet görünüyor. Onlar görmek istemiyorlar. Ve arkadan çektim. Hatta bir ara bir daldım ben onlarla beraber yürüyorum ben de. Hep merak ediyorum acaba ne yapacak? Tökezleyecek mi? Heyecanlanacak mı? Ben ölüyorum heyecandan. Ve idam sehpasıyla gelen demokrasi cinayetine geldi sıra. Tökezlemeden sehpanın başına kadar geldi. Orada masa var, basamakla çıktı yukarıya. Kelime-i şehadet getirelim dedi. Kelime-i şehadet getirdiler. İpi de gerdi merdi bir şeyler yaptı Menderes'in boynuna. Bir de sandalye çıkmıştı. Sandalyeyi çektiler. Menderes dönmeye başladı. Ben de sehpayı kurdum, oradan bakıyordum çünkü. Bana döndükçe ben de çekiyordum resmini. Öyle bir haşmetli bakışı var ki göz dönüyor böyle. O fotoğrafı görünce eyvah dedim. O benim şeyime, zihnime yerleşti o benim. O an ne hisseder bir insan? Anlatamıyorsun ki bunu. Her şeyin artık zoom yaptığı yer, tepe noktasındasın yani. Dilimili şişmişti. İpi aşağı sallandırmışlardı. Ben tam karşısından çektim. Oradan da hamama götürüyorlar. Hamam parasını, sabunlarının parasını bile karısından istemişler. Adnan Menderes'in ifaz anlarını çeken İsmail Şenyüz, cuntacıların nasıl sevindiğini anlattı. Ben orada 7-8 şey çektim, resim çektim yani. 5 dakika kadar orada oyalandım yani. Biz bıraktık gittik şeye, Gazuni'ye. Tamam buyurun dediler. Biz Gazuni'ye gittik. Adnan Menderes orada asılı kaldı. Herkes sevinçliydi. Kuyrukların başı gitti diye bir tane de orada hakimlerden biri vardı. Ben dedi 40 kişiye dedi idam verdim dedi, 15'ini dedi. Kabul ettiler dedi. Üçünü astık dedi. Havalara girdiler yani öyle. Bir an evvel gitsin diye saat öğlen 12'de idam ediliyor adam. Herkes sabaha karşı idam edilirken Menderes saat 2.30'da idam ediliyor ya. 11 Nisan 1990'da meclis tarafından kabul edilen kanunla Adnan Menderes ve arkadaşlarına itibarları iade edildi. Ardından her üç devlet adamının naaşları İmralı'dan alınarak devlet töreniyle Vatan Caddesi'nde yapılan anıt mezara taşındı. Cenab-ı Yarın bir lafı var. Demiş ki ya ben böyle bir kin, şaşırıyorum ben demiş. Bu ne kin böyle demiş ya. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl hazmedemedilerse, halen biliyorsun algı operasyonları düzenliyorlar. Hırsız hırsızlığını yapıyor, kaçarken de iftira atıyor. Menderes'in yargılamasının yapıldığı yasa adaysa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürüldü. Yeni ismiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. Çağırdılar, davet ettiler, gitmedim, görmek istemem. Hatta bana dediler ya orası şey olacak, ne olsun istersin diye de sordular orada bana.
Vallahi adını almayın dedi, ne olursa olsun dedim ben. Arkadaşlarım bile söylüyorlar. İstanbul'a gidiyoruz, gel ya adaya gideriz. Yok gitmem, gideyim siz. Sevgili seyirciler ve sevgili dinleyiciler, burası A Haber. A Haber televizyonunda, A Haber radyoda Sabah Ajansı ortak yayını. Sabah 6'dan beri devam ediyor, hafta içi her sabah saat 6'da başlıyor. Beraberliğimiz saat 6'dan beri haberleri veriyoruz, haberleri vermeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik başarılı operasyonları aralıksız devam ediyor. Ey ahali, sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, karşımızda emperyalist, batılı, yamyam devletlerin kiraladığı katiller var. Hal ve gidiş budur, olayın adı budur. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi. Bölgede bir günde 10 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilk operasyonların adresi Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgeleri oldu. Her iki bölgede dörder olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 8 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde de teröristlere göz açtırmadı. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bir günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında operasyonlar için bir kez daha kararlılık vurgusu yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride bulunan terör örgütü DHKPC üyesi Kerim Kaya İstanbul'da yakalandı. Eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi. Bakınız bir şey söyleyeyim. PKK, PYD, YPG, KCK bu isimleri ayrı, adamlara aynı. Kürt görünümü Kürt katilleri ile DHKPC, Fethullah Gülen kahpesi adamları sevenleri, bunlar birdirler, beraberdirler. Batı dediğimiz o emperyalist yamyamların özellikle Avrupa'daki devletlerin koruması ve kollaması altındadırlar bunlar. Batılı emperyalist yamyamların kiraladığı katillerden bahsediyoruz. Gri listede aranan terörist Esenyurt'ta gözaltına alındı. İstanbul Jandarma Komutanlığı terör örgütü DHKPC üyesi Kerim Kaya'nın İstanbul'da olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada teröristin Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt ilçesi Kıraç bölgesinde sürekli yer değiştirerek örgüte ait hücre evlerinde kaldığı tespit edildi. 6 ayrı suçtan aranan ve İçişleri Bakanlığı'nın gri kategoride yer alan teröristi 48 saatlik çalışmayla yakalandı. Öte yandan Kerim Kaya'nın güvenlik güçlerine ve devlet görevlilerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu da iddia edildi. Başkent'te boş bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler çevredeki evlere sıçradı. Saat 7'yi 2 dakika geçiyor. Burası A Haber. Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Yılanlı mahallesindeki metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı. Şu anda da yani bastırıldı yangın yani. Yangına 21 araç ve 87 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alabildiler. 8 ev ve 5 samanlık yangında kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı bildiriliyor. Memleketimizin büyük bir bölümünde yağmur vardı. Dereler taştı çünkü uzun süren yağışlardan sonra yollar suyla kaplandı. Sağanak yağış yurdun büyük bir bölümünde etkili oldu. Yaşanan taşkınlar hayatı olumsuz etkiledi.
Görüntüler Giresun'dan. Uzun süren şiddetli yağışın ardından dereler taştı, yollar göle döndü. Özellikle mahsulünü kurtarmaya çalışan fındık üreticileri zor anlar yaşadı. Batlama Deresi'nde su seviyesi çok yükselirken bazı bölgelerde yollar ve köprüler su altında kaldı. AFAD ve jandarma ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti. Taşkınlardan etkilenen okullarda eğitime ara verildi, tedbir amaçlı bazı yollarda ulaşıma kapatıldı. Sağanak yağışın sele neden olduğu bir diğer ilse Samsun oldu. Metrekareye düşen 30 kilogram yağış nedeniyle Bafra ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı. Kentte bazı ev ve iş yerlerinin yanı sıra Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu'nu su bastı. Her iki okulda da eğitime ara verildi. Ekipler baskınların yaşandığı binalarda su tahliye çalışması yaptı. Benzer görüntüler Malatya'da da kayda geçti. Aniden bastıran yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş zor anlar yaşadı. Karaman'da da şiddetli yağış sonrası bir köyü sel vurdu. Korkutan o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Son görüntüler Hatay İskenderun'dan. Etkisini hissettiren sağanak, şehir merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış yaklaşık 2 saat sürdü. Daha önce Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Selzedeler için beklenen karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da vatandaşların Ağustos, Eylül ve Ekim ayı elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Buna göre konut, iş yeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar ilgili kurumlara başvuracak. Öte yandan selin vurduğu 3 ilde yaralar sarıldı. Mağduriyetlerin giderilmesi için hemen projeler yapılıp ihaleye çıkıldı. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konutla 170 köy evinin yapımına başlanmıştı. A Haber Televizyonu'nu ve A Haber Radyo'yu takip ediyorsunuz. Sabah Ajansı ortak yayın devam ediyor. Mehmet Seyrek karşımıza gelecek efendim. Hafta sonu için de yağmur, yağışla ilgili, hava durumu ile ilgili uyarılar var. Saat 7'yi 7 dakika geçiyor ve Mehmet Seyrek karşımızda. Mehmet Seyrek günaydın, kolay gelsin. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan, iyi sabahlar. Aslında İstanbul'da bugün güzel bir hava hakim. Gece saatlerinde hava sıcaklığı bir anda birkaç derece düştü ve soğuk kendisini hissettirdi. Ancak yine İstanbul güneşli bir güne uyanıyor. Bazı noktalar parçalı bulutlu. Gün ağarırken de birçok noktada sisin etkili olduğunu belirtebiliriz. Ancak meteorolojinin bir uyarısı var. Marmara ve Karadeniz bölgesinde hafta sonu yağışlı geçecek diyor. Cumartesi günü İstanbul için biraz daha yerel bölgelerde yağışlar olacak. Ancak pazar günü yine kuvvetli bir sağanağın beklendiğini belirtelim İstanbul için. Doğu Karadeniz içinse tedbir alın uyarısı var meteorolojiden. Özellikle belirtecek olursak Rize ve Artvin'de metrekareye 51 ila 75 kilogram arasında bir yağışın düşmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. 16 ilde de kuvvetli yağış tahmin ediliyor hafta sonu için. Bu illerden bahsedecek olursak İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ,
Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illeri. İşte bu 16 il için meteoroloji hafta sonu kuvvetli sağanak bekliyor. Ancak Doğu Karadeniz için özellikle Rize ve Artvin illeri içinse tedbir uyarısı var. İstanbul'da ise pazar günü özellikle bir kuvvetli sağanak beklentisi var. Ve hava durumundan bildireceklerimiz bunlardı. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım Erkan Tan. Mehmet Zeyrek, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hava durumu muhteşem. İstanbul manzarasının önünde, Boğaz manzarasının önünde anlattı Mehmet Zeyrek. İlerleyen dakikalarda da bağlanacağız. Çin'deyiz. Çin'de deprem meydana geldi. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Ayrıntılar haberimizde. Altı büyüklüğündeki depremle sarsılan Çin'de yaralar sarılmaya çalışılıyor. Can kayıplarının yaşandığı felaket sonrası enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çabalar devam ediyor. Görüntüler ülkenin Sichuan eyaletinden. 700'den fazla evin hasar gördüğü depremde şehir genelinde evlerin çoğunda elektrikler kesildi. Can kayıplarının yaşandığı bölgede onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Çin Deprem Ağları Merkezi, şiddetli sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Depremden etkilenen 6.900'den fazla kişinin de tahliye edildiği aktarıldı. Eyalette enkaz altında kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Küçükçekmece'de aşırı alkollü bir sürücü yolun karşısına geçmek isteyen güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı. Ayrıntılar, görüntüler haberimizde. 220 promil alkolle yayaya çarptı ve olay yerinden kaçtı. Kaza Halkalı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Serhat Kaymaz, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek için cadde kenarına geldi. Bu sırada hızla gelen bir otomobil önce yol kenarındaki araca, ardından da Kaymaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Kaymaz ağır yaralandı. Olay yerinden kaçmak isteyen sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polislere teslim edildi. Adam bu esnada kaçmaya başlıyor. Alkollü zaten kendisi. Ben de peşine verdim motorla. Yakaladım yani. Gelmiyordu. Sürükleye zoraki getirdik yerdeki yatan adamın yanına. Alkol muayenesinde 220 promil alkollü çıkan sürücü çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabah ajansı sürüyor. Saat 7'yi 14 dakika geçiyor. Başkent Ankara'dayız. Başkent Ankara'da gerçekten korku, dehşet ve panik dolu anlar yaşanmış. Oğuz abi polis var abi. Boşandığı eşinin çalıştığı lokantaya geldi, pompalı tüfekle ateş açtı. Çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. Allah kalabalığa çıkacak abi. İddialara göre şüpheli bir şahıs boşandığı eşinin çalıştığı lokantayı yakmaya çalıştı. Başarılı olamayan saldırgan ardından pompalı tüfekle iş yerine ateş etmeye başladı. Çevredekiler hemen polise haber verdi. Hanımefendi bu Sincan öncü sokakta adamın pompalı tüfek. Şüpheli 3 el ateş ettikten sonra tüfeği aracına bırakırken restoranda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Çevredekilerin tepki gösterip üzerine yürüdüğü şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Saat 7'yi 15 dakika geçiyor. Sabah ajansını takip ediyorsunuz. Burası A Haber. Yayınımızı hem radyodan hem televizyondan takip edebilirsiniz. Bir kere daha hatırlatalım ve gazetelerle devam edelim. Yayınımızı açıyoruz gazeteleri efendim. Yeni Şafak, fahiş fiyatların önüne geçeceğiz. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra yayınlayacağız. İstişare hayatı kolaylaştırır. Kur'an'da ve
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında pek çok kere önemi vurgulandığı gibi istişare etmek, başkalarının fikir ve birikimlerinden yararlanmak doğru karar almamızı sağlar. İslam ve insan sayfasından haber bu. Aslandan güzel başlangıç. Cimbom, Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup maçında Lazio ile sahasında karşılaştı. İtalyan ekibini tek golle geçti. Fener Almanya'dan puanla döndü efendim. Bir puan çıkardı birer golle. Efendim devam ediyoruz yayınımıza. Afganlar Türkiye'yi dost olarak görüyor. Utanç anıtı dikelim. 27 Mayıs Cuntası'na destek olan hakim, savcı, akademisyenler için utanç anıtı dikelim. Bugün Başbakan Adnan Menderes merhum demokrasi şehidimizden bahsediliyor. Yakın tarihe kara bir leke olarak geçen idamının 60. yıl dönümü hukukçu Ramazan Arıtürk hukuka ihanet ederek cuntacılara kılavuzluk eden akademisyenler ile kurulan kukla mahkemelerde görev alan savcı ve hakimleri temsilen utanç abidesi yapılmasını teklif etti. Unutmamalıyız, akademiden silelim. Yüzleşmenin sembolü cuntacıların bu süreçte akıl hocalığını yapan Ordinaryus Profesör Doktor Sıddık Sami Onar, Profesör Doktor Faruk Erem, Profesör Doktor Muammer Aksoy, Ordinaryus Profesör Doktor Sulhi Dönmezer'in adlarını enstitü kürsü ve amfilerden kaldıralım. Karar okutulmadı bile, ayrıntılar var. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin döngüsel kültür adı altında yarı çıplak semazeni dans ettirmesine sert tepki gösterdi. Be hey utanmazlar, yarı çıplak semazen nedir? Bu soysuzluk nasıl gösterilmiştir? 7,5 asırlık Mevlevi kültürüne bu saygısızlık nasıl hazmedilecektir? Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır? ÇTD Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçuş kayıtları çıktı. Savunma projelerini yabancı firmalara sızdıran casusluk çetesinden çok gizli askeri bilgiler ele geçti. 10 PKK'lı öldürüldü. Amerika ve İngiltere'den Çin'e kuşatma. Avustralya'ya 8 nükleer denizaltı. Hint, Pasifik'te gerilim. İbrahim Karagül'ün yazısı. Türkiye Batı'yı tehdit mi ediyor? Dışarıdaki cephe nasıl çöktü? İçeride U dönüşleri bekleyin. Biri Gürcistanlı, 3 kişi gözaltında, negatif test şebekesine baskın, zorunlu PCR vakaları yakaladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevine yeniden atandı. Yurtlarda sıkı Covid kuralları, Yeni Şafak gazetesinden sizlere aktaracağımız başlıklar bunlar. Saat 7'yi 19 dakika geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Burası A Haber. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahi Evran esnaf buluşması için gittiği Kırşehir'de enflasyonla mücadele mesajı verdi. Raflardaki fiyat artışının engelleneceğini söyledi. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Erdoğan, Türkiye'nin salgın döneminde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştıklarını kaydetti. İhracatta ve istihdamda salgın öncesi dönemlerin de üzerine çıkıldığını söyleyen Erdoğan, bu dönemde esnafa verilen destekleri de rakamlarla ortaya koydu. Ülkemizde vakaların görülmeye başladığı günlerden itibaren salgının esnafımız üzerindeki yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık. 16 Mart 2020, 5 Şubat 2021 tarihleri arasında 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar lira faiz indirimi kredisi kullandı. Bankanın verdiği diğer işletme ve yatırım kredileriyle birlikte 2020 yılı içinde toplam kullanılan kredi miktarı 43 milyar liraya. Faiz indirimli kredilerden faydalanan esnaf
ve sanatkar sayısı 985 bine ulaştı. Ağustos ayı sonu itibariyle 2021 yılı içerisinde ise 140 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin ettik. Başkan Erdoğan, şeker pancarı üreticilerine de fiyat müjdesini Kırşehir'den verdi. Şeker pancarının alım fiyatını geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. %25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili gündem ağırlığını sürdürüyor. Vatandaş bu konuyla ilgili çok önemli bir sıkıntı içerisinde. Konservelik yapılan domates bu tarlada 80 kuruşa yükleniyor. Halde de 1-100'e burada gidiyor. Ama bir markete, bir manava gittiğin zaman bu 3 katı. Fiyatları kim yükseltir? Herkesin aklında aynı soru. Tezgahlardaki etiket farkı son günlerde dikkat çekmeye başladı. Adana'da hallerdeki meyve ve sebze fiyatları neredeyse geçen yılla hemen hemen aynı. Ancak aynı fiyata satılan meyve ve sebzeler markete geldiğinde fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. Özellikle bu pandemiden dolayı çoğu insanlarımız pazardan çekiniyor. Çekindiği için pandemide adam ne yapıyor? Markete gidiyor. Adam diyor gelecek diyor zaten diyor. Ben bunu 3 liraysa 5 lirada desem alacak bunu diyor. Ama bizim vatandaşımız pazara gitse biraz daha ucuz, hale gelse daha ucuz. Markette çalışanı var, market kirası var, giderleri vardır. Bu yüzden fiyatları yükseltiyor. Tarla ve bahçeden çıkan ürünler ilk önce kentlerdeki hale uğruyor. Adana'da halde görmüş olduğunuz siyah üzümün fiyatı 3 lira, 3,5 lira. Şu an İstanbul Üsküdar'da bulunan bir marketteyiz. Marketin manav reyonunun önündeyiz. Manav reyonuna baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken üzüm reyonu oluyor. Üzümün kilosu 8.99 kuruşa satılıyor. 20 liradan 15 liradan aşağı yok ama bizim marketimizin haftada 2 gün indirim günü biz yararlanabiliyoruz. Bütün çileyi biz çekiyoruz, çiftçi çekiyor. Halcı aracı oluyor, bu çiftçinin malını tüketiyor buradan. Çünkü bizde gelen her kamyon 20 ton geliyor. Biz bu malı günlük tüketmemiz lazım. Ama manavcı ne yapıyor? Serin yerdedir, koyuyor. 3-4 günde bu malı tüketiyor. Yüksek fiyatlardan satıyor. İzmir'deki meyve fiyatlarına baktığımızda İzmir haliyle marketler arasında bazı ürünlerde uçurum olabiliyor. Örneğin eriğin fiyatına baktığımızda burada 3 lira 4 lira olan erik marketlerde 17.49'a kadar satılabiliyor. Öyle ki araya aracılar ve ulaşım giderleri de eklenince hal fiyatları arasında bile farklılıklar ortaya çıkıyor. Hal yöneticilerin uyarısı ise perakende satılan ürünlerde oran getirilmeli. Bu oran ise en fazla %50 olmalı. Kar oranı bana göre en fazla %50-%60 oranında olması lazım. Kar oranı olunca da kimse suçlanmaz, kimse töhmet altında kalmaz. Ve böylelikle de tüketici ucuz sebze meyve yeme imkanına sahip olur. Tabii ki de burada en büyük aslında görev tüketiciye düşüyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nda mobil tüketici uygulaması var. Eğer girdiğiniz bir markette fiyat karşılaştırması ya da fiyat farklılığıyla karşılaşırsanız işte Ticaret Bakanlığı'nın mobil tüketici uygulamasından da Ticaret Bakanlığı'na da bildirebilirsiniz. Saat 7.25, burası A Haber. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati bu konularla ilgili çok özel ve önemli açıklamalar yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin açıklamalarıyla Sabah Ajansı sürüyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati son dönemde artan gıda fiyatlarını değerlendirdi.
Erzincan İş Dünyası ile buluşma toplantısına katılan Nebati, fiyatlarda rutini dışına çıkan fiyat artışları varsa denetimlerinin yapılacağını söyledi, devlet gereğini yapar dedi. Asla tahmin edemeyeceğimiz şey başıboşluktur. Rutini dışında, doğalı dışına çıkan bir fiyat artışı varsa bunların denetiminin yapılması ve yapılırken de farklı şekilde hareket eden varsa bunların cezalandırılması kamu yararlıdır. Bu yapılır. Hiçbir ülke başıboş bir piyasaya izin vermez. Piyasa elbette ki serbesttir. Ama devletin regüle edici, düzenleyici, denetleyici bir görev ve sorumluluğu olduğunu da asla unutmayalım. Devlet gereğini yapar. Enflasyondaki artışın dünyadan kaynaklandığını belirten Nebati, ilk defa enflasyonla karşılaşmadıklarını ve enflasyonun artış sebebini de çözüm yollarını da iyi bildiklerini vurguladı. Türkiye ekonomisinin büyüme performansına dikkat çeken Nebati, ilk çeyrekte %7,2, ikinci çeyrekte %21,7 büyüme rakamlarını anımsatarak, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte de önemli ölçüde bir büyümeye imza atacağını ifade etti. İkinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %22,7 büyüyen hizmetler sektöründe de salgının olumsuz etkilerinin bertaraf edildiğini söyleyen Nebati, sanayi çarkları dönüyor ve ihracat sayesinde büyümemiz tetikleniyor. 2023 yılında inşallah 1 trilyon doların üzerine çıkan bir milli gelire sahip ülke haline geleceğiz diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati kesin, net ve açık konuştu. Çok önemli mesajlar verdi. Devam ediyoruz yayınımıza. Bakırköy Belediyesi'nde rant iddiası. Bakırköy Belediyesi ile ilgili hukuksuzluk iddiası huzurlarınızda. Bakırköy Adliyesi'nin hemen arkasındaki bu devasa alan, Bakırköy Belediyesi tarafından rant kapısına mı çevriliyor? 30 dönümden daha büyük olan bu alanın dönüşüm projesi tepki topluyor. Burada ciddi bir anlamda rant var. Biz Bakırköy Belediyesi'nin bu rantı Bakırköy halkına verilmesini, herhangi bir odaya peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Bakırköy'ün göbeğinde 30 dönümden daha büyük bir alan burası. Bakırköy Belediyesi'nin yeni proje alanı. Fakat projeyi yapacak olan, dönüşümü gerçekleştirecek olan taraf ağırlıklı olarak pazarcılar, esnaf adası olmuş. Çevre sakinlerinin itirazı da tam da bu noktada. Bakırköy Belediyesi aldığı kararla alanın dönüşümünün ve sonrasındaki işletmenin %60'ını pazarcılar esnaf odasına devretti. Ayrıca anlaşmanın süresi de hukuka uygun değil. Pazarcılar odasına %60 hisse verilerek kendileri %40 olmak kaydıyla burada bir yasal olmayan bir işlev başlamıştı. Belediyeler ancak bu sözleşmeye göre %49'unu devredebilirler. Belediyeler ihalesiz olarak ancak 10 yıllık verebilirler, 20 yıllık veremezler. Çevre esnafı olayı hukuki boyuta taşıdı. Yürütmeyi durdurmayla ilgili ve kira tespit davasıyla ilgili davamızı da açtık. Yasal haklarımızı kullanacağız. Şimdi çalışma hayatındaki bir mühim meseleden bahsedeceğiz efendim. Uzmanlar, İşverenler, iş arayanlar mühim bir soruna parmak bastılar. İşverenler orta yaşlıları tercih etmiyormuş. Hep genç çalışan arıyorlarmış. ...35 yaşından sonra insan kolay kolay iş bulabiliyor mu? Vallahi müracaat etmeyenler de yaşlı diye almıyorlar yani. Ne diyorlar efendim? Yani gedevde istirahat ediyorlar yani. O ve onun gibi birçok orta yaşlı kişi eğer iş arıyorsa aynı cevapla karşılaşıyor. İşveren çoğunlukla gençleri tercih ediyoruz diyor. Daha çok 40-45 yaş üstü insanları işe almıyorlar ama her insanın yapabileceği bir iş var. Öncelikle hukuki açıdan bunu doğru bulmuyorum. Şöyle ki her bireyin çalışma hakkı vardır ve bunu yaşıyla sınırlandıramayız. Tabii ki beden gücüyle sınırlandırabiliriz, yapabileceği işleri belirleyebiliriz ama ayrıca anayasaya da aykırıdır bu. Peki işverenin bu tercihi neden kaynaklanıyor?
Bir garson arıyorsunuz galiba. Evet. Genç mi arıyorsunuz yoksa orta yaşlı mı? Genç. Niye öyle tercih ediyorsunuz efendim? Genelde müşteriler onları tercih ediyor. Mobilya işi yapıyoruz. Koskocaman yazı yazdık camı. Bir tane işçi bulamıyoruz. Siz peki efendim genç işçi mi arıyorsunuz yoksa orta yaşlı mı? Biz şu an için ne gelse alacağız. İş seyahatlerinde yani şehir dışı, ülke dışı gibi seyahatlerde tabii ki genç nüfus daha çok tercih ediliyor. Ama asıl sebebin ücret konusunda olduğunu düşünüyorum ben. Bu yaş grupları dengede tutulabilse tabii ki çok daha güzel olacaktır. Onların tecrübelerinden faydalanılabilse daha güzel, daha başarılı işler yapılabilir. İşveren yaşı nedeniyle karşısındakini işe almazsa iş arayanın dava açma hakkı bulunmuyor. Ama çalışan yaşı nedeniyle işten çıkarılırsa o zaman ibreler çalışanın lehine dönüyor. Tazminat hakkı da mevcuttur. Zaten çalışma hakkının ihlalidir bu. Ben şu şekilde yapardım. Gençlere daha çok yönelik olurdum. Çünkü Atatürk bu milleti gençlere emanet etti. Bir işte çalışması lazım ki tecrübe edinebilsin. Bence kesinlikle tecrübe önemli diyerekten hani iş vermemezlik yapmamaları lazım. Akşam gazetesiyle devam edelim. Saat 7.32. Burası A Haber. VIP yalana göz yumuluyor. Facebook çok takipçili hesaplara çifte standart uygulamış. Özel bir programla korunan sorunlu paylaşımlar arasında aşıyla ilgili yalanlar, Trump'ın açıklamaları, Neymar'ın bir videosu da var. VIP yalanlara ve algı operasyonlarına göz yumuyormuş Facebook. Aslan 1-0, aslan gibi başladı. Fener fırsatı tepti, skor 1-1 efendim. Penaltı kaçırdı diyor. O naif adamı asmak vahşetti. 1960 darbecilerin vahşice katlettiği merhum başbakan Menderes'i tanıyanlar anlattı. Kibar, mütevazıydı, güler yüzlü, merhametli bir adamdı. Kimseyi kırdığını hatırlamam diyor onu bilenler. Hal farkı, az önce haberleri uzun uzun yayınladık efendim. Domates 3 katına çıkıyor, sarımsak yarı fiyatına. Market rafında fiyat uçuyor ve fahiş fiyatlara dur diyeceğiz. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. En yüksek büyümeye biz ulaştık. Ciro 20 bin TL'nin altındaysa vergi yok, ekonomik paket. Kızını HDP'den istedi Mehmet Laçin, bakınız HDP'den istiyorlar kızını feryat eden anneler, babalar. Kızımı kim götürdüyse onun kapısındayım diye feryat ediyor Mehmet Laçin. Engelli yoluna İBB durağı İstanbul'da otobüs durağı engellilerin kullandığı sarı şeridin üzerine yapıldı. İnanılır gibi değil. Bir günde 10 terörist imha edildi. Ve Pasifik NATO'su Çin'i kızdırdı. Fransa da öfkeli. Türk savunma sanayi manşetlerde, konut fiyatında artış rekoru Türkiye'de. Dünya Sağlık Örgütü bu kez umut verdi. Ayrıntılı haberler var. Efendim, Rize ilk sırada, 45 ilde artış var. Emrah Yakın kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülten Yankın, özür dilerim Emrah Yankın kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülten Yankın'ı tüfekle vurarak öldürdü. Boşanmak istedi benden diye sebebini açıklamış efendim. Devam edelim yayınımıza, burası A Haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Mersin temasları kapsamında Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. Bu hamlemizle enerjide ülkemizin yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 17 Eylül Cuma günü Mersin'de Rusya tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu'yu ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'a santralde gelinen son durum hakkında briefing verilecek. Her biri 1200 megawatt güce sahip 4 güç ünitesinden oluşacak Akkuyu santrali, tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat enerji üretimi yapacak. Akkuyu'da 4. ve son reaktörün temelinin 2022 başında atılması planlanırken, ilk reaktör ise 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınacak. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları ise son sürat devam ederken, 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan Akkuyu'nun yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor. Akkuyu NGS tamamen devreye girdiğinde İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının %90'ını, Türkiye'nin ise %10'unu tek başına karşılayacak.
Ayrıca santral işletme aşamasında 4000 kişiye istihdam sağlayacak. Bu gençlerimiz mühendislikten yöneticiliğe kadar nükleer güç santralimizin tüm süreçlerinde görev alacaktır. Böylece Türkiye'nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak. Başkan Erdoğan aynı gün Mersin Gözne yolunun da açılışını gerçekleştirecek. Mersin Gözne yolu toplam 21 kilometre uzunluğunda projelendirilirken 16,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol standardında tamamlandı. 155 milyon lira yatırım yapılan proje kapsamında 8 adet kavşakta yer alıyor. Mersin Gözne yoluyla ayrıca Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna da doğrudan erişim imkanı sağlandı. Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 24,3 milyon lira, akaryakıttan 8,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32,6 milyon lira tasarruf sağlanacak. Sabah ajansı devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok özel ve önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalarında hem tespitler hem de uyarılar yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal gösterisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli gösteriyi soysuzluk olarak nitelendirdi, Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ve hey utanmazlar, yarı çıplak semazen nedir? Bu soysuzluk nasıl gösterilmiştir? 7,5 asırlık Mevlevi kültürüne bu saygısızlık nasıl hazmedilecektir? Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır? CHP'li İzmir Belediyesi edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Neymiş? Modern bir dans gösterisiymiş. Batsın sizin modernliğiniz. MHP lideri CHP çöptedir ifadesini kullandı. CHP yönetimi köksüzlüğün bataklığına saplanmıştır. Hazreti Mevlana ne güzel de söylemiş, kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. CHP çöptedir. Nitekim kılavuzları, ortakları, dostları, insanlığın yüz karalarıdır. Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Zillet İttifakı adayının eşkali ve robot resmi bile çizilmiştir. Oyun bellidir, hesap kurnazdır. Türkiye'nin başka işi gücü kalmadı da Zillet İttifakı adayının kimliği ve kim olacağı meselesi mi tek gündem konusu oldu? Bu nasıl bir seviyesizliktir? O mu olacak, bu mu olacak, şu mu olacak sorularına cevap arayan gafillerin akıl hocaları boşa düşmüşlerdir. Kuklacıya değil de kuklaya baktırmak için kuyruğa giren bozuk zihniyetler yaş tahtaya basmışlardır. Siyasi kalpazanlar ve milli irade kaçkınları suçüstü basılmıştır. MHP lideri Zillet İttifakı aday tartışması yapıyorken Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ifadesini kullandı. Hollanda parlamentosu Afganistan'da başarısız olmakla suçlanan dışişleri ve savunma bakanları hakkında kınama oylaması yaptı. Oradaki gelişmelerle sabah ajansı devam ediyor. On binlerin tahliyesinin krize dönüştüğü Afganistan'da yaşananlara yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Biden yönetimi, Kabil'deki durumun kontrolden çıktığı iddialarıyla eleştiri yağmuru altında. Konuya ilişkin peş peşe yaşanan gelişmelerin son adresi Hollanda oldu. Amsterdam yönetimini Afganistan'da başarısız olmakla suçlayan parlamento üyeleri, Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında kınama oylaması yaptı. 78 evete karşı 72 hayır oyu çıkan oturumda Hollandalı bakanın kınanması kararı alındı. Oylama sonrası parlamentoda konuşan Kaag, sonuçları kabul etmem lazım. Politika reddedildiyse bakan istifa etmeli dedi. Kaag'ın istifası son olarak Hollanda Kralı William Alexander'a sunulacak. Fransa'daki gelişmelerle devam ediyoruz. Soykırıma ortak olma suçlamasından aranan bir kişinin başkent Paris'te gözaltına alındığı açıklandı. Efendim soykırımları yapıyorlar, yaparken izliyorlar, soğukkanlılıkla insanları öldürüyor, devletleri, milletleri yağmalıyorlar. Sonra birisini bulup suçu onun üstüne yıkıyorlar.
Ondan sonra da çağdaş, medeni oluyor bunlar. Yalan. Avrupa başta olmak üzere Batı, barbarlığın, yamyamlığın adı. Afrika kıtasında sayısız katliama imza atan Fransa, kanlı tarihiyle yüzleşmeye devam ediyor. Başkent Paris'te yaşayan Ruanda doğumlu Isaac Kamali, soykırımda rolü bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Gelişmeyi Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı duyurdu. Yazılı açıklamada 1949 doğumlu Kamali hakkında 2009 yılından bu yana devam eden soruşturma bulunduğu ifade edildi. Soykırım suçuna ortak olmakla suçlanan zanlının 2002 yılında Fransa vatandaşı olduğu belirtildi. Kamali, hakim karşısındaki ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Paris Temyiz Mahkemesi, daha önce iade talebi reddedilen şüphelinin adli denetime alınmasına hükmetti. Yaklaşık 13 yıldır hakkında yakalama emri bulunan Kamali, ABD'den Paris'e döndüğü sırada Charles de Gaulle Havalimanı'nda yakalanmıştı. Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli haberlerle Sabah Ajansı sürüyor. Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini %9,2'ye yükseltti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik görünüm raporunun Eylül sayısını yayınladı. Raporda Türkiye için bu yılki büyüme beklentisi %7,9'dan %9,2'ye çıkarıldı. Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Yüksek frekanslı verilerin ekonomik ivmenin bu yılın ikinci yarısına kadar devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Raporda Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de %3,5, 2023'te %4,5 olması öngörüldü. Fitch raporunda küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini ise düşürdü. Dünya ekonomisinin bu yıl %6 büyüyeceği tahmin edildi. Fitch, Haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin %6,3 büyüyeceğini öngörmüştü. Genetiği değiştirilmiş ürünler. Bundan bahsedeceğiz sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Son derece önemli, büyük ve insanlık için korkunç bir tehdit. GDO, yani genetiği değiştirilmiş organizma. Bir canlının DNA'sının laboratuvar ortamında değiştirilmesiyle genetiği değiştirilmiş organizma elde ediliyor. Bu yöntemle laboratuvarda GDO'lu tohum da üretmek mümkün. Normalde var olmayan DNA'lar yapay bir şekilde üretilerek tohuma aktarılıyor. Yaklaşık 20 yıldır GDO'lu besin dünyada büyük bir endüstri halini aldı. Nedeni ise GDO'lu ürünlerin büyük kazanç getirmesi. Böceklere, zirai ilaçlara dayanıklı, raf ömrü daha uzun, ürün rekoltesi daha fazla, daha uzun süre depolanabilen ve ticari olarak daha fazla kazanç getirebilen ürünler elde edilmek için GDO'lu ürünler kullanılıyor. Gen aktarımı yapıyorsunuz. Mesela domatesin diziliminde 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye giderken mesela 6. genin yanına bir de dayanıklılık geni ekliyorsun. Başka bir canlıdan aldığın geni ekliyorsun ve bu onun dayanıklılığını ve ömrünü arttırıyor. Aslında GDO'lu ürünlerin üretim amacı bu. Yani dayanıklılık kazandırmak. Mesela bir tohumdan örnek veriyorum buğdayda 8 diş alırken GDO'lu ürününe 15 diş almaya çalışıyorsun. Yani bunun verimliliğini arttırmaya çalışıyorsun. Hani bir metrekare alandan daha fazla ürün elde etmeye çalışıyorsun. Dünya çapında en çok mısırın, soyanın, şeker pancarının, pamuğun, pirincin ve kanolonun genetiğiyle oynanıyor. Türkiye'de genetiği değiştirilmiş tohum üretimi yapılmıyor ancak ithal edilen tohumlar ve ürünler nedeniyle GDO soframızda bir şekilde yer buluyor. Amerika'da 700-600 ila 700 milyon ton civarında soya üretiliyor yıllık GDO'lu. O nedenle biz ne kadar yemeyiz etmeyiz desek de neyin neresinden soya yağını çıkacağını bilemeyiz. Genetiği değiştirildiği zaman bir domatesin hem dayanımını kuvvetlendiriyor hem de bozulma sürecini arttırıyor. Bu ne demek oluyor? Yani tüketiciye bu ürünü uzun soluklu olarak satabiliyor üreticiler. Tabii bu doğrultuda aynı bu ürünü diğer ürünlere de vurduğumuz zaman işte buğday, soya, mısır bunları yaptığımızda biz birçok üründe bu dediğimiz ürünleri normal ürün üretmek için de kullanıyoruz. Bebek mamasından tutun, ürettiğimiz çorbaya kadar
tüm ürünlerde kullanılıyor. O yüzden GDO bizim için çok önemli bir kavram. GDO'lu ürünlerin insan sağlığına zararları net olarak henüz ortaya konulabilmiş değil. Ancak DNA'sı değiştirilen gıdanın sağlığı tehdit edebileceği aşikar. GDO'lu ürünleri tükettiğiniz zaman vücuttaki sonuçlarını belki bir sonraki nesilde görebileceğiz. Ama tabii ki bu bizim için bir risk mi? Belirsizlik faktörünün olduğu bir risk. Birinci derecede öncelikle alerjik reaksiyon riskinde olması. Çünkü bunlar doğal formlarından biraz farklı yapıdalar. İkincisi özellikle bağırsak floramız bu ürünlerle çok içli dışlı. Bağırsak florasındaki bakterilerimizin genetiklerinde bozulma, genetik materyallerinde bozulma. Bu bozulmanın bizim sağlıklı hücrelerimize transferi ve bunun sonucunda vücudumuzda kanser, kalp damar sağlığı, şişmanlık veya diyabet, beyin hastalıkları gibi enflamatuar sorunlara neden olabileceği endişeleri var. Bu konuda kesin net bir görüş ortaya koyacak bilimsel çalışma maalesef yok. Ama literatüre baktığımızda bu çalışma olmaması bir bilim insanı olarak bizi daha da endişelendiriyor. Çünkü özellikle bilimsel çalışmaları yürüten ekiplerin önemli bir kısmının da endüstriyle çıkar ilişkisi bulunmaktadır. GDO'lu ürünlerden kaçınmak için paketli gıda alınmamalı. Sebze, meyve alırken de ata tohumla üretilmiş ürünler tercih edilmeli. Tavsiyemiz yerel ata tohumlarıyla üretilmiş, yerli ve milli, her zaman söylüyoruz, ürünlerin tüketilmesi. Genetiği değiştirilmiş ürünlerden kaçınarak bizim kendi ata tohumlarımızı tüketmek en güvenli yol. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, birlikteliğimiz sürüyor. A Haber televizyonunu, A Haber radyoyu takip ediyorsunuz. Burası A Haber, radyoda ve televizyonda ortak yayın var. Saat 6'dan beri haberleri veriyoruz. Haberleri vermeye devam ediyoruz. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Hasarlı bina yerle bir oldu, çevresindekiler kaçışırken onun sakin tavrı şaşırttı. Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra ev ve iş yerlerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı bölgede bir yandan yaralar sarılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkımı yapılıyor. Yıkım sırasında aniden çöken bir apartmanın yanında bekleyen kişiler son anda kaçarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu. Bir kişinin sakince yürüyerek uzaklaşması ise görenleri şaşırttı. Binanın yıkıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Saat tam 8. Başkentin gündemini de aktaracağız hepinize sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Arzu Fidan verdi. A Haber, haber editörlerimizden. Ankara'da, başkentte Arzu Fidan verdi bekliyor. Hazır efendim notlarıyla karşımızda. Ankara'nın gündeminden bahsedecek hepimizi. Arzu Fidan verdi. Günaydın. Seni dinliyoruz. Erkan Tan, günaydın. 11 Ağustos'ta öncelikle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında yaralar sarılmaya devam ederken afet bölgelerine bir destek daha gelmiş olduğunu söylemek mümkün. Selzedeler için aslında beklenen karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da vatandaşların Ağustos, Eylül ve Ekim ayına ilişkin elektrik faturaları bu sayede 3 ay ertelenmiş durumda artık. Buna göre bakıldığında konut, iş yeri ve tarımsal üretim aboneleri, elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar kurumlara başvuru yapabilecek. Öte yandan aslında selin vurduğu 3 ilde afet bölgeleri, daha doğrusu yaralar sarılmaya devam ederken mağduriyetlerin giderilmesi için yine projeler yapılıp ihaleye çıkılmıştı. Hatırlatmak gerekirse Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konutla birlikte 170 köy evinin de yapımına başlanmıştı. Yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte bir destek daha gelmiş oldu diyebiliriz. Öte yandan bakıldığında AK Parti 55 maddelik vergi kanunlarında değişiklik öngören teklifin yasa çalışmalarında da sona gelinmiş olduğunu dün itibariyle duyurdu. Meclis açıldığında
teklifin öncelikli olarak ele alınması bekleniyor diyebiliriz. Peki söz konusu teklif neler içeriyor? Hangi maddeler var içerisinde? Hemen detaylı bir şekilde bakacak olursak bunlara da öncelikle küçük esnafa vergi muafiyeti gelecek bu teklifle birlikte. Basit usulle defter tutan kuaför, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnaftan artık gelir vergisi kesinlikle alınmaması öngörülüyor. Yine teklifle birlikte YouTuber'lara da vergi kolaylığı geleceğini söylemekte fayda var. Binlerce kişi tarafından aslında internette takip edilen kişilerin reklam yayınlarından elde etmiş oldukları gelirler üzerinden alınan vergilerde yasal bir zemine oturtulmuş olacak. Bu sayede aslında bu konuda da yasal açıklığında getirilmiş olacağını söylemek mümkün. Yine mesleki eğitime de destek gelecek bu sayede. Meslek liselerinde okurken nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayan işverene de teşvik geleceğini söylemek mümkün. Öğrenci başına yine 760 lira olan desteğin tamamı artık devlet tarafından karşılanacak. Yine kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti de 1200 liraya kadar yükseltilecek ve bu ücreti de yine devlet destekleyecek. Bununla birlikte işverenin aslında yükü de bir nebze de hafifletilmiş olacak diyebiliriz. Yine çiftçinin yüzü de gülecek yeni teklifle birlikte. Mazot ve gübre desteğinin yanı sıra hayvancılık sektöründe de verilen desteğin destekten artık vergi alınmayacağını söyleyelim. Bu sayede teklifin pek çok kişi tarafından fayda sağlayacağını belirtmekte fayda var. Söz konusu teklifin 1 Ekim'de meclise gelmesi ve öncelikli olarak ele alınmasını beklediğimizde söyleyelim ve söz tekrar size bırakalım Erkan Tan. Arzu fidan verdi. Teşekkür ediyoruz ve yayınımızı sürdürüyoruz. Saatlerimiz 8'i 4 dakika geçiyor. Burası A Haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırşehir'deydi. Milletin felaketinden kendine siyaset çıkarmaya çalışanların utanması yok dedi. Dünya değişse de değişmeyecek olan bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamızdır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajını Kırşehir'deki Ahi Evren İzin'de esnaf buluşması programında verdi. Bu millet ne badireler atlattı, ne imtihanlardan geçti. Sadece son 8 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir ibret vesikasıdır. Başkan Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Milletin felaketinden kendisine siyaset çıkarmaya çalışanların utanması yok dedi. Türkiye'nin ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların da utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var. Ama hiçbiri el ele, gönül gönüle vererek çok çalıştığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değildir. Erdoğan fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara geçit vermeyeceklerini de söyledi. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Başkan Erdoğan'ın şeker pancarı üreticilerine de bir müjdesi vardı. Şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. İnşallah bu yılda bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Şeker pancarının alım fiyatını geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. İyi mi? %25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sabah Ajansı fahiş fiyatlarla ilgili gündemle devam ediyor. Sevgili seyirciler ve sevgili dinleyiciler, üretici de 1 lira hale geliyor. Halden çıkış fiyatı belli. 1,5 lira Ankara, İstanbul, İzmir her neredeyse. Antalya'da üretildiği yerden 500 metre ileride bir bakıyorsunuz 5 lira, 6 lira.
Bunun adı ticaret mi kardeşim? Üretici de kazık yiyor, haldeki halci de kazık yiyor, tüketici de kazık yiyor. Peki bu milleti kim kazıklıyor? İlçeden ilçeye, hatta aynı cadde üzerinde bile market fiyatları değişebiliyor. Gıdalar olsun, ondan sonra evde ihtiyaç olan şeyler olsun, sürekli her hafta değişiyor. Aynı üründeki fiyat farkı özellikle sebze ve meyve başta olmak üzere temel gıda ürünleriyle temizlik ürünlerinde öne çıkıyor. Mevcut durum üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri bütün ürünlerin fiyatlarını tek tek incelemeye aldı. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin özellikle aldıkları ürünler arasında en çok kullanılan ürünler var. İşte şimdi bu ürünler hem kasadaki fiyatlarıyla hem de geçmiş fiyatlarıyla karşılaştırılacak. 81 ilimizde Sayın Bakanımızın talimatıyla zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde özellikle fiyat artışlarına yönelik, aynı zamanda etiket fiyatlarına yönelik de denetimlerimiz başlamış, devam ediyor. Bilgi belgeler biz ilgili arkadaşlardan alacağız, temin edeceğiz. Ve Ankara'da haksız fiyat değerlendirme kurulumuzda biz bunları görüşüp karara bağlayacağız. Denetim olmayınca tamamen istedikleri gibi hareket ediyorlar. Hangi markete uygunsa gidiyoruz. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğinde etiket başına 452 lira, fahiş fiyat uygulayanlara ise 109 bin liraya kadar ceza kesiliyor. Efendim bunun başka yolu yok. Hadi sınır getireceksiniz. Başka yolu yok. Üretici ve hal fiyatının üstüne kar koyma konusunda bir sınır getireceksiniz. Ya Antalya'daki, Adana'daki domates üreticileri kafayı yemek üzere. Adamın tarlasına bir kilometre uzaklıktaki markette adamın tarlada ürettiği domates 1000 kat, 100 kat fiyatla satılıyor yahu. Böyle bir şey olabilir mi? 1000 kat, 100 kat, 800 kat fiyatla tarlada ürettiği domatesi bir kilometre ötedeki markette adam 100 kat fiyatla alıyor yahu. Böyle bir şey olabilir mi? Devam ediyoruz yayınımıza. Mehmet Seyrek katılacak yayınımıza efendim. Mehmet Seyrek dışarıda İstanbul'da mega kentte neler anlatacak bakalım bizlere. Mehmet Seyrek, seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkan Tan. Bizler İstanbul'daki trafik çilesini bu kez Beylikdüzü'nden ekranlarınıza getireceğiz. Beylikdüzü aslında sabah bu saatlerde yani mesai saatlerinde aslında işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Şu anda da ana yolda trafik açık olsa da yan yolda yaklaşık bir saattir trafik kilit durumda ve sürücüler dur kalk şeklinde ilerliyor. Mecidiyeköy'e giden istikameti şu anda ekranlarınıza gösteriyoruz. Büyükçekmece'den sonra Haramidere kavşağından sonra biraz daha yol açılıyor. Ancak Mustafa Kemal Paşa'dan sonra Avcılar istikametinde trafik yine bu şekilde dur kalk şeklinde ilerliyor. Ters istikameti de gösterelim, ekranlarınıza getirelim. Özellikle Büyükçekmece tarafına doğru ilerleyen sürücüler de yan yolda trafiğe takılmış durumda. Orada da yine sürücüler tampon tampona ilerlediğini gözlemleyebiliyoruz. Tabii Beylikdüzü'nde Esenyurt'ta oturan vatandaşlar, özellikle iş yerleri Mecidiyeköy tarafında veya o bölgelerde ise her sabah bu trafiği bir saatten fazla çekmek durumundalar. İsterseniz şimdi bir de karşı tarafı gösterelim, ekranlarınıza getirelim. Bakın yan yolda Haramidere kavşağı bağlantı noktasında, kavşağında işte sürücüler dur kalk şeklinde ilerliyor ve bu araç kuyruğu kilometrelerce uzuyor. Tabii şu anda İstanbul trafiği %53'ün üzerinde seyrettiğini de gözlemliyoruz. Kazalar var, özellikle trafiği olumsuz etkileyen D100 Haliç Otakçılar yönünde bir kaza var. Orada yoğunluk oluşuyor ve yine sürücülerin ekranları başında olan ve dışarı çıkmayan sürücülere de bir uyarıda bulunalım. Özellikle O3 bağlantısı TEM'den itibaren D100'e kadar trafik kilit durumda. Metris Otogar bağlantı yolu da oldukça
yoğun ve Halkalı Turgut Özal Bulvarı TOKİ hizasında da yaralanmalı bir trafik kazası var. O noktada da trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. İstanbul'daki trafik çilesini Beylikdüzü'nden şu an ekranlarınıza getirdik. Mecidiyeköy'e kadar bu yoğunluk halen devam ediyor. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım Erkan Tan. Mehmet Zeyrek sabahları yayınımıza katılıyor. Çok özel ve önemli haberler, açıklamalar, bölümlerle size hitap ediyor. Sabah şansı sürüyor. İETT'nin İETT, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımayla ilgili kurumu. Ya bozuluyor otobüsleri, ya yolda kalıyor, ya da seyir halindeyken yanıyor. Milletin gözünün önünde oluyor bunlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı malum şahıs. Tıkır tıkır çalışır vaziyette devraldığı müesseseleri çalıştırmayı bile beceremiyor. Bırakınız yeni dev projeler yapmayı. Ya İmamoğlu, biz senin zaten beceremeyeceğini biliyorduk. Olanı koruyamadın. Ya bu işi bilmiyorsun, bırak artık git. Bakımsızlıktan dolayı arızalanan İETT otobüsleri İstanbulluları yarı yolda bırakmaya devam ediyor. Sultanbeyli'nde kalan bir otobüs. Şaşırdık mı? Yok. Şaşırmıyoruz artık. Aynen, devam. Evet, bu rezillik devam ediyor. İETT arızalarına çözüm bulamayan İBB yönetimi tepkilerin odağı oldu. Ey İmamoğlu, atıp tutuyordun. Ne oldu? Otobüsler yolda kaldı. Rezillik. Büyükçekmece otobüsün gördüğünüz gibi arıza yapmış. Yolcular gene yol kenarında. Yolcular bekleşmekte. Araçta sıkıntı var. Büyükşehir'in hali görüyorsunuz. Büyükşehir otobüsleri bu halde. Bağcılar'ın iki farklı noktasında da benzer manzara vardı. Çek çek. Bak İmamoğlu'nun arabası yine kalmış. Çek çek. Vallahi bile her gün kalıyor bir yerde. Bakımı, ben de gece kaç demiyorum. Bakımı nerede yaptırıyorsan bak arabalar hep yolda kalıyor. Çek çek çek. Vatandaşı rezil ediyor. Ya İmamoğlu'na oy verirseniz evinize yürüyerek gidersiniz. Arnavutköy'de ise bir İETT otobüsünün balataları yandı. Duman ve kokuya maruz kalan vatandaşlar dakikalarca çözüm bekledi. Şimdi değerli hanımefendiler, beyefendiler, eskiden böyle yolda bozulmuş kalmış bir otobüs olduğu zaman haber merkezleri aranır, televizyonlar oraya araç gönderir, kamera gönderir, muhabir gönderir, tespit eder. Şimdi vatandaş kendisi cep telefonuyla tespit ediyor, kaydediyor ve sosyal medyada yayına koyuyor. Vatandaş anlık tespit ediyor bunu, günü belli, saati belli, kaldığı yer belli, kaldığı hat belli. Hal bu. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmiyorlar, paylaşıyorlar seçimden önce. İttifak adı altında paylaşım anlaşması yaptılar. Daire başkanlıklarını, genel müdürlüklerini siyasi partilere göre böldükleri için liyakat, eğitim, tecrübe yok. Siyasi parti mensubiyetine göre daire başkanı tayin ettiler, genel müdür tayin ettiler, genel müdür yardımcısı tayin ettiler. Ahenkli ve uyumlu bir çalışma yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmiyorlar, paylaşıyorlar efendim. Devam ediyoruz yayınımıza. Geride bıraktığımız 24 saatin koronavirüs bilançosuna hemen bir bakalım. Aşılama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok dikkatli, titiz ve disiplinli bir çalışma yürütüyor başından beri. Ve bunu azılı düşmanlarımız bile takdir ediyorlar. 104.020.938 birinci, ikinci ve üçüncü dozun toplamı 343.142 test sayısı, 28.118 vaka sayısı, 262 vefat edenlerin sayısı, Allah rahmet eylesin, 32.249 iyileşenlerin sayısı. Devam edelim yayınımıza. Pandemiyle mücadele sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu aziz ve asil milletin gündemi değil. Dünyanın her ülkesinde bu konuyla ilgili ciddi ve büyük tartışmalar, çabalar, çalışmalar var. İtalya'da kamu ve özel sektörde çalışan tüm personele aşı kartı zorunluluğu getirildi. 23 milyon kişiyi etkilemesi beklenen düzenleme 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Oy birliğiyle kabul edilen kararnameye göre çalışma hayatı için yeşil geçiş belgesi adı verilen aşı kartı zorunlu hale getirildi. Bu şartı yerine getirmeyen personele 600 ila 1500 euro arasında para cezası kesilecek. İşverenlere ise 400 ila 1000 euro arasında bir ceza kesilmesi öngörülüyor. 1 dolar presse.
Ayrıca yeşil geçiş belgesi olmadan çalışanlar özel sektörde hemen, kamudaysa en geç 5 gün içinde geçici olarak işten uzaklaştırılacak. Bu kişilerin maaşları da askıya alınacak. Pandemiyle mücadelenin sürdüğü İtalya'da aşı yaptıran kamu çalışanı sayısı 14 milyona yaklaştı. Henüz aşılanmayan devlet memuru sayısı ise 4 milyonun üzerinde. Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar dünya genelinde uygulanıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte grip aşısı da sıkça gündeme getirilen konuların arasında yer alıyor. 5 milim kadar. Koronavirüs aşısından sonra grip aşısı kötü bir etki yapar mı sizce? Yapar. Olmaz mı iki aşı? Bence olmaz. Kış mevsimi yaklaştı. Durum böyle olunca da koronavirüs aşısıyla birlikte grip aşısı da olunur mu sorusu sıkça dile getirilir oldu. Ben 3 tane Sinovac aşısı olabildim zaten böbrek nakilli hasta olduğum için. Bağışıklığı düşük olanlar, özellikle kış aylarında sık sık hastalananlar. İşte onların tercihi grip aşısı, ancak bu sene koronavirüs aşısı olanlar grip aşısı olup olmamakta kararsız kaldı. Düşünmüyorum şu an. Yeterince iki aşı olduk zaten. Eğer iki aşı yapılacaksa bunların arasında 15 gün minimum, mümkünse bir aylık bir mesafe konması gerekiyor. Bunun nedeni de şu: aşıların yan etkileri, ortaya çıkabilecek olan semptomları birbirinden farklıdır. Bunlar birbirine karışmasın, birbirine etkilemesin diye bunu yaparız. Uzmanlar grip olma potansiyeli yüksek olan birinin koronavirüs aşısıyla birlikte grip aşısı olabileceğini belirtiyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa tabii ki korunma amacıyla yapılmasını öneririz. Şunu biliyoruz ki net olarak iki inaktif aşı aynı gün yapılabiliyor. Fakat aynı yerden yapılmıyor. Araya mesafe koymak gerekiyor. Farklı farklı kollardan aynı gün yapabilirler. İki inaktif aşı yapabilirler. Bu Sinovac aşısı ile grip aşısı inaktif aşılardır. BioNTech aşısı için herhangi bir çalışma bu konuda yoktur. Peki 18 yaş üstü için yaptırılması önerilen grip aşısını kimler olabilir? Grip aşısı ve zatürre aşısı birbirine çok karışıyor. Zatürre aşısını aslında 65 yaş üstünde ve kronik hastalığı olan kişilere öneriyoruz. Özellikle kronik akciğer hastalığı olan, kalp yetmezliği, organ yetmezliği olan kişilere öneriyoruz. Ama grip aşısını ise çok daha yaygın bir şekilde kullanmayı öneriyoruz. Özellikle toplumsal yerde iş yapan, mesela sizin gibi veya eğitim veren kişilerde. Aynı zamanda ek hastalığı olan, işte şeker hastalığı, tansiyon gibi kronik hastalığı olan veya organ yetmezliği olan kişilere öneriyoruz. Saat 8.19, Sabah Ajansı devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevine yeniden atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden Profesör Doktor Ali Erbaş atandı. Görev süresi dolan Erbaş'la ilgili atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı. Erbaş sosyal medyadan kararı paylaşarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Daha bir aşk ve heyecanla yeniden bismillah. Anayasamızın toplumu din konusunda aydınlatma görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamlamayı nasip eyle. Bir inşaya vesile olmasını... Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 17 Eylül 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti. 12 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor. Gazetelerle devam ediyoruz yayınımıza. Sabah Avrupa, Yeni Asır ve Sabah gazetelerine bakacağız. Sabah Avrupa, Avrupa'da gündemi belirleyen özel ve önemli bir yayın. Zaman zaman onu da sizlerle paylaşıyoruz efendim. Devam edelim. Zam değil, sadaka. Akıtalım ilk sayfayı. Sabah Avrupa'da neymiş bu? Almanya'da hükümet sosyal yardım ödeneğini sadece 3 euro ya da avro
arttırdı. 1 Ocak 2022'den itibaren 446'dan 449 avroya yükseltilmesi, kararlaştırılan sosyal yardıma tepkiler şu gibi büyüyor. Resmen sorumsuzluk, çocuklara da komik zam. Selin yaraları sarılmadı. Avrupa'daki gündem bu. Zam değil, sadaka akıtalım. İlk sayfayı dedik, akıttık. Yeni Asır'a bakalım. Yeni Asır gazetesi, HDP kudurdu. PKK'nın kaçırdığı kızını geri almak için İzmir'den Ankara'ya yürüyen Mehmet Laçin, HDP genel merkezinin önünde linç edilmek istendi. Yürüyüşü azmedemeyen HDP'li 16 milletvekili acılı babaya saldırdı. İşte gözü dönmüş HDP'li vekiller. Asıl katil sizsiniz. HDP'lilerin katil diye bağırdı Mehmet Laçin. Asıl katil sizsiniz. Yıllardır masum insanları öldürüyorsunuz. Kızım niye mağarada? Sizin evlatlarınız Avrupa'da. Benim kızım niye mağarada? Diye soruyor baba. İşte gözü dönmüş HDP'li vekiller diyor. Murat Çepni, Rüştü Tiryaki, Tülay Oruç, Hüseyin Kaçmaz, Ebru Günay, Necdet İpekyüz, Kemal Peköz, Nahmat Toğrul, Kemal Bülbül, Tayyip Temel, Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Abdullah Koç, Feleknas Uca, Berdan Öztürk, Habib Eksik diyor ve bu haber böyle yer alıyor. Yeni Asır gazetesinde devam ediyoruz yayınımıza efendim. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinde esnafa vergi muafiyeti, çiftçiye vergi indirimi. Aslan zaferle başladı. 1-0 Fenerbahçe elinden kaçırdı. Mesut Özil'in fotoğrafı var. Skor 1-1 efendim. Tek tek alıp saray yaptı. Kanlıca'nın yeni sakini Kerem Sabancı Kamışlı 28 yaşında diyor. Fotoğrafı var. Eski hali yeni hali. Ayrıntılar var. Etiket fırsatçısına göz açtırmayacağız. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Büyümede dünya birincisiyiz. Başkan Erdoğan. Yanın açıklamaları devam edelim. Teknofest için 200 bin öğrenci başvuru yaptı. Doğayı, tarihi, kültürü geleceğe aktarmalıyız. Turkuaz Medya öncülüğünde sürdürülebilir kentler webinarı düzenledi. Kadına el kaldırmak acizliktir. Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları. HDP önünde eylem yapan Mehmet Paçin sabahta da ilk sayfada yer alıyor efendim. Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan milletimizin gönüllerindeki mümtaz yerlerini koruyor dedi. Az sonra bu konuyla ilgili bizim de hazırladığımız bir haber var. Annesini ararken 19 kardeşini buldu. 33 yıllık çığlık. Neredesin anne manşetiyle sabah duyurmuştu. Vedat'ın babası, annesiyle 19 kardeşi ortaya çıktı. Milletin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Demokrasi şehitlerimizden bahsediliyor. Devlet Bahçeli, CHP edepsizlik çukuruna devrildi. Cennette iftara gidiyoruz videosu şehidimizi dün yayınlamıştık. Allah rahmet eylesin. Covid-19 haritasına göre Rize vaka sayısında birinci, en az vaka Aydın'da. Bakanın açıklamaları. Şırnak'ta petrol keşfedilen kuyuya şehit Esma Çevik'in ismi verildi. Ayrıntılar sabahta. Devam ediyoruz yayınımıza. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi şehitlerimizi Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan merhumları andı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes'le Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı unutmadı. Ölümlerinin yıl dönümünde mesaj yayımlayan Erdoğan, sözlerine siyasi tarihimizin en acı, belleklerden silinmeyecek hadiselerden biri diyerek başladı. Hareketimize... Türkiye'ye yıllarca hizmet eden ve milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti'nin yöneticileriyle ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına hizmet etmiş Adnan Menderes, askeri darbeyle zulme ve haksızlığa uğramıştır. Sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe dönemi Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır. Mesajında Menderes'in son sözleri olan "Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim" cümlesine de yer veren Erdoğan, "Türk milletinin gönlünde mümtaz yerlerini korumuşlardır" dedi. Nezaketleri, kibarlıkları, insani hasletleriyle gönüllerde yer etmiş, büyük devlet adamlıkları ve vakarlarıyla da tarihe geçmiş şahsiyetler olan Menderes, Zorlu ve Polatkan, vefatlarının üzerinden 60 yıl geçse de milletimizin gönüllerindeki mümtaz yerlerini korumuşlardır. Millet nezdinde şehit olarak anılan Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.
Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti çok özel ve çok önemli. Utanç anıtı dikelim. 27 Mayıs cuntasına destek olan hakim, savcı ve akademisyenler için utanç anıtı dikelim. Yeni Şafak'ta manşet. Bugün Başbakan Adnan Menderes'in yakın tarihe kara bir leke olarak geçen idamının 60. yıl dönümü. Hukukçu Ramazan Arıtürk hukuka ihanet ederek cuntacılara kılavuzluk eden akademisyenler ile kurulan kukla mahkemelerde görev alan savcı ve hakimleri temsilen utanç abidesi yapılmasını teklif etti. Bu sözde mahkemede görev alan mahkeme başkanı Salim Başol ve mahkeme üyeleri ile Altay Ömer Egesel isimli sözde Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı, sözde Başsavcı Yardımcıları unutulmamalı ve unutturulmamalıdır. Cuntacıların bu süreçte akıl hocalığını yapın. Ordinarius Profesör Doktor Sıddık Sami Onar, Profesör Doktor Faruk Erem, Profesör Doktor Muammer Aksoy, Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer'in adları enstitü kürsü ve amfilerden kaldırılmalıdır. Adnan Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarlarının yakınına bu hakim, savcı ve akademisyenler ile cuntacıları temsilen utanç abidesi yapılmalıdır. Samimi bir yüzleşmenin sembolü olacak bu abide tarihimizin önemli nişan taşları arasında yerini alacaktır. Karar okutulmadı bile ifadesi de var. Tabii basın mensuplarını yazmamış. Bu haberde utanç anıtı dikelim, basın mensuplarını da eklemek lazım. Korkunç ve iğrenç yalanları gerçekmiş gibi yayınlayan ve yayan basın da bu iğrençliğin bir parçasıydı. Korkunç ve külliyen yalan, iğrenç hadiseleri, iftiraları gerçekmiş gibi yayınladılar ve yaydılar basın da. Hem darbe girişimlerinde hem bütün darbelerde başroldedir. Onu da arz edelim efendim. Yeni Şafak'ın bu manşetini önemine binaen bir kere daha huzurlarınıza getirdik. Sabah ajansı sürüyor. Batman'da belediye binası karşısındaki şüpheli çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın içerisinde el bombasının olduğu ortaya çıktı. Belediye binasının önüne bomba bıraktılar. Ekiplerin dikkati tuzağı bozdu. Batman'da akşam hareketli anlar yaşandı. Saat 22 sıralarında Batman Belediyesi karşısındaki sokakta şüpheli bir çanta dikkati çekti. Vatandaşlar polise haber verdi. Cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı özel koruyucu kıyafetlerini giyerek çantaya yaklaştı. Fünyenin bir ucunu çanta kenarına bırakıp uzaklaştı ve kontrollü bir şekilde patlattı. Patlama sesiyle birlikte belediye binası çevresinde vatandaşlar panik yaşadı. Yapılan incelemede şüpheli çantanın içinde el bombasının olduğu belirlendi. Çantayı o noktaya bırakan kişinin yakalanması için kentteki MOBESE ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Saat 8.35 sabah ajansı sürüyor. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var efendim yayınımızda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında hem çok önemli tespitler hem de uyarılar var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal gösterisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli gösteriyi soysuzluk olarak nitelendirdi, Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ve hey utanmazlar, yarı çıplak semazen nedir? Bu soysuzluk nasıl gösterilmiştir? 7,5 asırlık Mevlevi kültürüne bu saygısızlık nasıl hazmedilecektir? Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır? CHP'li İzmir Belediyesi edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Neymiş? Modern bir dans gösterisiymiş. Batsın sizin modernliğiniz. MHP lideri CHP çöptedir ifadesini kullandı. CHP yönetimi köksüzlüğün bataklığına saplanmıştır. Hazreti Mevlana ne güzel de söylemiş, kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. CHP çöptedir. Nitekim kılavuzları, ortakları, dostları insanlığın yüz karalarıdır. Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Zillet İttifakı adayının eşkali ve robot resmi bile çizilmiştir. Oyun bellidir, hesap kurnazdır. Türkiye'nin başka işi gücü kalmadı da Zillet İttifakı adayının kimliği ve kim olacağı meselesi mi tek gündem konusu oldu? Bu nasıl bir seviyesizliktir? O mu olacak, bu mu olacak, şu mu olacak sorularına cevap arayan gafillerin akıl hocaları boşa düşmüşlerdir. Kuklacıya değil de kuklaya baktırmak için kuyruğa giren bozuk zihniyetler yaş tahtaya basmışlardır. Siyasi kalpazanlar ve milli irade kaçkınları suçüstü basılmıştır. MHP lideri Zillet İttifakı aday tartışması yapıyorken Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ifadesini kullandı. Sabah ajansı sürüyor, kızını terörün pençesinden kurtarabilmek için feryat eden annelerin babaların da feryatları devam ediyor. Niçin HDP'den istiyorlar? Çünkü diyorlar ki bu anneler babalar evlatlarımızı gelip evimizin önünde kaçırmadılar. Evlatlarımızı HDP il ve ilçe binalarında siyaset yaptığını zannettiğimiz adamlar, kadınlar her neyse HDP il ve ilçe teşkilatlarından alıp götürüp teröristlerin kucağına teslim ettiler. Böyle bir insan topluluğuna siyasi parti muamelesi yapılır mı kardeşim ya? Bu ülke bölünmez. Bağırıyor, çağırıyorlar. Beni linç etmeye kalktılar. HDP genel merkezinde geldiğimde beni öldürmeye, beni linç etmeye karşılaştım. Elinde kızının fotoğrafı, sırtında Türk bayrağıyla HDP genel merkezi önüne geldi. Terör örgütü tarafından kaçırılan kızını geri istedi. Kızım kaybolduktan sonra HDP il merkezinde gördüm. Kızını terör örgütünden kurtarmak isteyen Mehmet Laçin, İzmir'den Ankara'ya başlattığı umut yürüyüşünü HDP genel merkezinde sonlandırdı. Genel merkez önünde basın açıklaması yapmak isteyen Laçin'e HDP'liler engel olmaya çalıştı. Nöbet tutmama engel oluyorlar. Beni linç etmeye çalışıyorlar. Beni öldürmek istiyorlar. Basın açıklaması hakkını her fırsatta özgürce kullanan HDP'liler, evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen bir babanın açıklama yapmasını engellemek için sloganlar attı. Olası provokasyonlara karşı Ankara Emniyeti her türlü tedbiri aldı. HDP genel merkezinin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı, bölgede çevik kuvvet ekipleri hazır bulunduruldu. Daha sonra basın açıklaması yapan Mehmet Laçin, HDP'lilere seslendi. Ferdin Buldan kızın nerede? İngiltere'de değil mi? Benim kızım niye mağarada? Benim yüreğimi kopardılar. Benim evladımı vermek zorundalar. Laçin, evladını alana kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi. Bu ülke bölünmez. 40 senedir aynı hayal peşindeler. Bu hayali boştur. Kirada yaşanan 3 günlük su kesintisi vatandaşı isyana götürdü. Su almak için saatlerce kuyrukta bekleyenler Tekirdağ'da CHP'li belediyeye isyan ettiler. Abi rezillik başka bir şey değil. Günlerdir akmayan su vatandaşı çileden çıkardı. 3 gündür ya. 3 gündür sular kesin. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TESKİ herhangi bir açıklama yapmadan suyu kesti. Musluklardan akmayan su vatandaşı mağdur etti. Duruma tepki ise büyük oldu. Kimse bir açıklama yapmıyor. Su doldurmaya çalışıyoruz. Neden? Neden sular kesik? Kaç gündür? 3 gündür. Vatandaş ellerinde bidon, kova ve mataralarla sokağa döküldü. Ortaya eski Türkiye'yi andıran görüntüler çıktı. Su almak için uzun kuyruklarda sıra bekleyen vatandaş CHP'li belediyeye tepki gösterdi. İstanbul'da aranan kişilerin yakalanması için bir operasyon düzenlendi ve fakat güler misin ağlar mısın kardeşim, bir adrese yapılan baskında polisten kaçan şüpheli çatıda mahsur kalıyor, kaçtığı polisten yardım istiyor. Polisten kaçtı, çatıda mahsur kalınca çareyi kaçtığı polisten yardım demekte buldu. İstanbul'da gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı. Polis aranan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. O noktalardan biri de Zeytinburnu'ydu.
Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami Kavaklı'nın kaldığı adrese baskın yapıldı. Kapıyı açmayan Kavak, yan binanın çatısına çıkarak polisten kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Terasın dar kısmında mahsur kaldı. Köşeye sıkışınca da kaçtığı polislerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı, mahsur kalan Firari'yi kurtardı. Çatıdan indirilen şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Başka bir adreste ise gasp suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Öte yandan ekipler sabaha kadar birçok adreste aranan şahısların yakalanması için baskınlar yaptı. Saat 8.45, Takvim gazetesini okuyacağız ama Türkiye gazetesine de bir bakalım. Daha önce okudum Türkiye gazetesini. Önemli bir uyarı var, çok önemli bir tespit var. Konutta artış sanal, tehlike gerçek. Bir daha bakalım, okuyalım. Çok önemli bakın. Talep çok, arz yok bahanesiyle fiyatlar internette şişiriliyor. Sektör uyarıyor. Konut ve kira artışları temelsiz. Böyle yüksek maaşlar yok. Faturayı ülke öder. Devletin kontrolü şart. Kafalarına göre fiyat, denetim ve ceza şart diyor. Uyarı çok önemli ve bir tespit. Devam edelim yayınımıza. Ve Takvim gazetesini açalım efendim. Takvim gazetesinde ilk sayfada spor karşılaşmalarının sonuçları var. Fenerbahçe 1-1. Mesut Özil golü galibiyet için yetmedi. Avrupa aslanı Galatasaray galip geldi. Skor 1-0. 33 yıl sonra 19 kardeşi çıktı. Almanya'ya evlatlık verilen Türk genci büyüyünce anne babasını bulmak için Türkiye'ye geldi. 19 kardeşinin daha olduğunu öğrendi, şoka girdi. Akıtalım ilk sayfayı efendim. Ve derin savaş. Ergün Diler. 2016 dünyadaki değişim yılıydı. Brexit'te 15 Temmuz'da 2016'da yaşandı. Aynı yıl Fransa Avustralya ile 12 denizaltı satışı için anlaşma imzaladı. Amerika'nın devreye girmesiyle bu rafa kalktı, savaş başladı diyor Ergün Diler. Saat oluyor 9, artık bundan sonra biz yokuz. Görevi Johnson helvacıya bırakıyoruz. Sizi Allah'a emanet ediyoruz. Bugün günlerden cuma. Ne buyurdu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Üzerine güneş doğan günlerden hayırlısı. Allah ibadetlerimizi kabul buyursun.